akşamlar diliyorum ve eğitimimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi vakalarla akreatif derken gönül ister ki akreatif baştan aşağı anlatabilelim size ve içerisine yaşanmış vakaları da koyalım. Benim yaşanmış vakalarım çoktur bankacılık yıllarımdan. Gerçek vakalar, yani her vakadan ciddi anlamda ders alınması gereken vakalar. Tabii normal bir akreatif size anlatabilmem, eğer yüz yüze eğitim yapılıyorsa 3 veya 4 gün, yok online eğitim yapılıyorsa, kaldı geçenlerde başka bir kurumla bu eğitimi verdik, yaklaşık 10 saat. Orada istediğimiz gibi vakaları da konuştuk, soru cevapları da konuştuk falan. Şimdi size geldiğimizde bu eğitime, vakalarla akreatif derken bir tane vaka koydum arkadaşlar içerisine ve de akreatifi de şöyle anlayacağımız düzeyde ana hatlarını sizinle paylaşıyor olacağım. Tabii soru olmazsa olur mu arkadaşlar? Sizlerin de elbette soruları olacak. Hatta benim de size sorularım olacak arkadaşlar. Yani onlara birlikte bakacağız. Şimdi beni zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Ben biraz kendimden yine bahsedeceğim. Ben Reşat Bağcıoğlu, Uluslararası Ticaret Odalarının Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesiyim. Sizin bilmediğiniz bir husus vardı. Ağustos'tan itibaren ben ICC üyesi oldum ve 24 Kasım'da da ICC camiasında da benim farklı bir eğitimim olacak. Onun da bilgisini vereyim. Şu an ICC Türkiye sayfasında o eğitim yayınlanıyor. Benim LinkedIn sayfamda da yayınlanıyor arkadaşlar. Ve zaten beni biliyorsunuz köşe yazarı olduğumu. Bu köşe yazarımda aylık ve haftalık yazılar var. Yani ayda toplam 5 tane yazım çıkıyor. 4'ü haftalık, bir tanesi aylık. Bu aylık yazılarımda genelde akreatifler, dış ticaret, finans, enflasyon gibi şeyleri ele alıyorum. Ama daha çok bize yararı olan konuları, yani başımızı ağrıtmayacak konuları ben tercih ediyorum. Örneğin akreatifler olsun, bankacılık olsun, finans olsun, akreatiflerin ama her şeyini anlatıyorum. Ve ben hem dergimizde yayınlanıyor, gerçi dergimiz paralı, hem de PDF formatıyla benim LinkedIn sayfamda da bunları bulabileceksiniz. Tabii bunu akreatifleri orada bulabileceksiniz derken akreatifler A'dan Z'ye. Yani nice doçent arkadaşlarım tez olarak oradan yararlandılar. Yani sizlerin de yararlanmasını bekliyorum. Örneğin Temmuz ayında bir satın alma dergisinde benim çıkan yazım akreatifle ihracatçıyı ne kadar koruyor ve ikinci bölümünü yazmışım. Gerçekten ihracatçıyı koruyor mu size göre arkadaşlar? Akreatifle ihracatçıyı mı koruyor? Şimdi ihracatçılara ihracatçıları koruyor desek ithalatçıların da söz hakkı doğacak bu durumda. İthalatçıları korumuyorsa ne diye biz bu akreatifi kullanıyoruz o zaman? Evet, demek ki akreatifin ithalatçılar da muhtemel koruduğunu da düşünebiliyoruz. Ayrıca ben Türkiye Bankalar Birliği öğretim üyesi olduğumu da biliyorsunuz arkadaşlar. Yani orada eğitimler veriyorum. İşte 12 yıldır oradayım. Ayrıca Türkiye Finans Kulübü üyesiyim. Ve yine bilhassa sizin Güneydoğu'yu ilgilendiren bir konu yazdım arkadaşlar. Türk bakliyat ihracatının hazin sonu. Şimdi araştırdım yazdım. Bankacılık yıllarımdan başladım. Ticaret Bakanlığı sitesinden de o bilgileri aldım ve de 2 ay boyunca onu yazdım. Türk bakliyatı nereden nereye geldi arkadaşlar? Nereden nereye geldi? Okumanızı tavsiye ederim. Benim LinkedIn sayfamda ve dergide yazılı bunlar. Ve dedim ya Bankalar Birliği'nde 10 yılımı tamamladım. İşte şu tarih 2020'de ama pandemi dönemi olduğu için biz sadece sanal ortamda bir tören yaptık arkadaşlar. Ama sanal ortam da olsa gurur gururdur arkadaşlar ya. Yani gerçekten paha biçilmez bir gurur. Yani beni oraya getiren tüm meslektaşlarıma değerlendirmeler için teşekkür ediyorum. Satın alma dergisindeki köşe yazılarımdan şöyle anekdotları sizinle paylaşayım arkadaşlar. Tabii hani nasıl finansı anlatırken Ayşe teyze, Ali amca, Hatice teyze diyoruz. Akreatifleri anlatırken de çakallardan, tilkilerden bahsediyorum arkadaşlar. Akreatif ve üç çakal. Yani akreatif ve üç çakal olur mu? Olur. Şimdi yine Gayip Akademi'de
verdiğim eğitimlerin birinde bu akreditif 3 çakalı anlatmıştım. Farklı kurumlarda önümüzdeki dönemlerde yine vereceğim eğitim var. İsmini belirtmek istemiyorum. LinkedIn sayfamda bulacaksınız onları. Orada yine vereceğim eğitimlerde bu akreditif ve 3 çakalı anlatacağım. Ve tek 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 anlatıyorum. Bu akreditiftir, bu çakalın biri, bu ötekisi, bu da üçüncüsü diye. Akreditiflerde çakal olur mu? Evet, oluyor. Ve vakalarla akreditif okur yazarlığı dedik arkadaşlar. Tabii vakalarla akreditif okur yazarlığı derken akreditif A'sından Z'sine kadar da değil de akreditife baktığımızda neyi okuyabiliyoruz arkadaşlar, ona bakacağız. Hani finansal okuryazarlık oluyor, işte bu da akreditifteki okuryazarlıktan bahsediyorum. Ve dış derteki riskler, dış derte riskin analizi ve azaltılması yine akreditifte var burada arkadaşlar. İşte meşhur benim tilkim. Bu tilkiler olmasa dış ticaretteki şey kurnazlıklar da olmuyor biliyorsunuz. Ve gerek Ticaret Bakanlığı, gerek Merkez Bankası, İhracatçı Birlikleri ve diğer kurumlar bu ihracatı geliştirme AŞ'yi kurdular, ihracatçının desteği. Benim de çorbada tuzum bulunsun dedim. Ben de Dışarıdaki Riskler isimli köşemde ihracatçının destekçisi İGE AŞ dedim. Yani ihracatı geliştirme AG'yi, AŞ'yi anlattım. Baştan aşağı anlattım. Yani okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar bunu da. Çünkü şöyle, sizin ihracat konusunda alacağınız bir kredi olursa kredi teminatınızın az olması durumunda İGE AŞ size teminat desteği veriyor. Yani ben özetle İGE'yi böyle anlatayım. Yani Türk Exim Bank'ın da desteği var, ihracatçı birliklerin de desteği var. Sonuçta her şey Türk ihracatının kalkınması içindir. Ve dedik ya, akreditifler ihracatçıyı ne kadar koruyor? Akreditiflerin yapısı demişim. Akreditiflerin risk ve avantajları. Gördüğünüz gibi hep akreditifle yattık, akreditifle kalktık arkadaşlar. Akreditifler ithalatçıyı ne kadar koruyor? Ha, bakın, demek ki arkadaşlar akreditiflerin ithalatçıyı da koruduğu yerler varmış demek ki. Ve Bank Payment Obligation'dan bahsetmişim. Ve akreditif 3 çakal. Dış derte döviz transferleri ve tilkiler. Evet, döviz transferlerinde tilkiler olur mu? Olur. Bununla ithalatçılar veya ihracatçılar, yani tabir yerinde ise kandırılır mı arkadaşlar? İşte onu anlatıyorum. Yani tilkilik derken kurnazlık, onu anlatıyorum arkadaşlar. Bankacılık hayatımdan kesitler aldım ve dışarıdaki döviz transferleri ve tilkiler nasıl oluyor, nasıl olmuyor, bunu paylaşıyorum ve orada da biraz Swift'ten de bahsediyorum arkadaşlar. Ve yine örneğin burada başka bir kurumda İMİT Akademi, İstanbul Maden ve İhracatçı abi, orada akreditifin operasyon yapısını anlatmışım ama uzun bir eğitimdi. Ve de akreditif rezervlendik sinsi kurnazlıklar. Bakın, hiçbir şeyi ben doğru anlatmamışım arkadaşlar. Sinsi kurnazlıklardan bahsediyorum. Yani tamam, rezerv olur olur da bir de sinsisi varmış arkadaşlar bunun. İşte bunlara dikkat etmek gerekir. Yani ben yaşadım mı bunu? Evet, yaşadım arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da yaşadığım yönleriyle sizinle paylaşıyorum. Onlar benim şimdiye kadar anlattıklarım, bunlar aylık köşe yazımda arkadaşlar, uzun. Yani dergideki köşe yazım aşağı yukarı 8-9 dergi sayfasında ve de şimdi haftalık köşe yazılarım, her hafta yazdığım yazılardan biri. Örneğin 31 Aralık'ta akreditifler demişim. 14 Nisan'da her teyitli akreditör bankalara teyit vermek zorunda mı demişim. Ve teyitli ihracat akreditifinde mutlak ödeme garantisi var mı? Arkadaşlar bunu farz edin ki Reşat Bağcıoğlu size sordu. Siz de kafanızda kurun bakayım. Reşat Bağcıoğlu'nun sorduğu sorulara siz ne cevap verirdiniz? Akreditiflerde istenen clean onboard ibareli konsümantolar yerine siz onboard ibareli konsümanto verirseniz acaba bankayla nasıl papaz olacaksınız, onu merak ediyorum. Akreditiflerde rezervli evrağı ithalatçı banka ithalatçıya teslim eder. Döner de size evraklarda rezerv var dese o zaman ne olacak? İşte o çakallıktan bahsettim size arkadaşlar. Hani çakallık diyordum ya, işte bankaların bu yaptığına çakallık denir. Akreditiflerin teyidi koşulsuz garanti midir? Hani gayri kabili rücu teyitli akreditifler var ya arkadaşlar, işte bu koşulsuz garanti midir? Arkadaşlar siz bunu düşünün.
Benim farklı bir dış ticaret veya akreatif eğitimimde bunu en aşağı bir soru olarak bana sorun ve gerçekten koşulsuz garanti midir? Akreatife teyit mi, teyit varsa artık her koşulda garanti içerisinde miyiz? Ve ithalat akreditifin post finansmanı. Şimdi ithalatçı tacirlerimizin sıkıntısı nedir? Finansman arkadaşlar. Yani yurt dışından mal getirecek akreditifli. Bankalar ne diyor? Önce para, daha sonra akreditif diyor. Para olmasa akreditif olmuyor mu arkadaşlar? İşte bunu anlattım size. Para olmadan açacağımız akreditif post finansman. Yani dış ticaretin finansmanı arkadaşlar. Bu ICC komitesinde uluslararası ticaret odalarının açtığı eğitimde ben bunu anlatacağım arkadaşlar. Dışarıdaki finansman tekniklerini. İthalatın finansmanı kabul kredi, akredi ve garanti ve post finansman demişim. Bunu anlatıyorum. Ne kadarını biliyoruz, ne kadarını bilmiyoruz. Anlatmışım yani bunları. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Başlarken dedim, ticaret erbabının başına ne geliyorsa okuyup araştırmaması, öğrenip doğrusunu bulamaması, bilgilerini güncelleyememesindendir. En önemlisi eğitimin hala önemsenmemesi, zaman ve bütçe ayrılmaması, bunun yani risk alınarak ticari hayatlarında iş yapma eğilimindedirler. O kadar zor mu Exim Bank'ın ihracat kredi sigortası yaptırılması için istihbarat sonuçlarının beklenilmesi? O kadar zor muydu eğitim alınması? Piyasalar ne dün ne bugün takip edemeyen, kendini güncelleyemeyen dış ticaret firmalarının her zaman için oltaya takılacakları sürpriz değildir. Şimdi arkadaşlar, şimdi dış ticaret taciri mi eğer yurt dışıyla iş yapıyorsa, diyelim ki bir akreditif de rezerviydi arkadaşlar, ithalatçı da tam çakallık yaptı. Ya iskonto ya malını almam dedi. Ne oldu? %25 iskonto yaptınız. Arkadaşlar 100 bin dolarlık malda %25 iskonto yapsanız gitti 25 bin dolar. Onun yerine siz akreditifte daha güçlü olmak için eğitim alsanız nasıl olur? De eğitim alsanız nasıl olur? Onun yerine Türk Exim Bank'ı kullansak nasıl olur? Benden size söylemesi. Ve yine başlarken dışarıda işlemlerinde bilginin noksanlığının yanında karşılıklı olarak niyetlerinde bozuk olması halinde riskler başlamış demektir. Konu gayri kabil rücu bir akreditif de olsa sonuç hep aynıdır arkadaşlar. Yani bilmiyorsak bittik demektir. Ve vakalarla akreatif okuryazarlığı dedik ve akreatifler dedim ve akreatiflerin teyidi koşulsuz garanti midir? Ve şimdi akreatiflere giriyorum arkadaşlar. Akreatiflere biz sizin de bildiğiniz gibi letter of credit dedik. Yani LC akreatifler evraklara dayalı bir kredi mektubu olduğundan dolayı biz akreatiflere evraklara dayalı kredi mektubu diyoruz. Yani ithalatçının kredibilitesini uluslararası platformlarda güçlendirmek adına ithalatçının bankası tarafından ithalatçı lehine, ithalatçı emriyle ihracatçı lehine açılan ve ihracatçının mal yüklenmesini sağlayan bir kredi mektubudur akreditif. Evraklara dayalıdır, asla mallarla ilgilenmiyor. Ve biz akreditiflere evraklara dayalı kredi mektubu olarak da ifade edebiliriz diyoruz. Ve bir nevi şartlı havaledir dedik. Artık akreditif konusuna girdik arkadaşlar. Ve belli şartların yerine getirilmesiyle bankaların birbirlerine ödeme taahhüdü vermesidir dedik. Bir ithalat işleminde ithalatla ilgili koşullar olan yükleme vadesi, ödeme şekli, malın cinsi, kalite ve fiyatı gibi konuları içeren akreditif mektubunun ithalatçının bankası tarafından yurt dışındaki ihracatçının bankasına gönderilmesiyle malın ithalatçının ülkesine gönderilmesinin ardından ödenmesini taahhüt etmektedir. Aha, demek ki bize burada neyi anlatıyor bu? Demek ki ithalatçının emriyle ithalatçının bankası tarafından açılan bir şartlı ödeme garantisi. Şartlı ödeme garantisinde şartları yerine getiren ihracatçı malı yükler, evrakları verir, malı ithalatçının ülkesine gönderdikten sonra evrakları kendi bankasına verir. Evraklar akreditifte belirtilen koşullara uyuyorsa bu durumda ithalatçının bankası bu parayı ihracatçının bankası vasıtasıyla ihracatçıya ödeyecektir. Yani belli bir ödeme garantisi var dedik ya, işte ödeme garantisinden böyle bahsediyoruz. Ve
Ben yine köşe yazımda akreditiflerin yapısı demişim. Artık ufak ufak akreditiflere girdik ya. Tabii köşe yazımda da akreditiflerin yapısı derken burada aşağı yukarı 8-10 sayfa bir akreditifle ilgili detay var. Ve akreditif için kısaca şöyle diyebiliriz. Belli şartlı bir banka şartlı bir havaledir. Şartlı bir banka garantisidir. İthalatçının emriyle ihracatçının bankasına gönderilen bir kredi mektubudur. İthalatçının emriyle ihracatçının bankasına gönderilen bir kredi mektubudur. Neden ithalatçının emri? Çünkü arkadaşlar akreditif ithalatçının kredi müddetini güçlendirmek adına ithalatçının emriyle açılan bir ödeme aracıdır. Akreditif şartlı bir ödeme aracıdır diyoruz. Şartları yerine getiren ihracatçı parasını alır. Satır arasını okuyorum. Şartları yerine getiremeyen ihracatçı parasını alamaz. Bu kadar net yani. Zaten akreditifte şartları ithalatçı ve ihracatçı birlikte belirliyor ve belirledikten sonra ithalatçı ve ihracatçı ne yapıyor? Akreditifteki şartlara uyulmasını bankalar takip ediyor. Eğer ihracatçı akreditifteki şartlara uyduysa parasını almak için ithalatçıya değil, ihracatçının kendi bankasına müracaat edecek. Yok, o akreditif değil ise ithalatçının bankası akreditif bedelini ödemekle muhatap olan tek kişidir. Yani sonuçta akreditifin güzelliği şurada arkadaşlar. İhracatçı malını yükleyip evraklarını verdiği an parasını almak için ithalatçıyla karşı karşıya gelmeyecek. Kendi bankasıyla karşı karşıya gelecek. Akreditif teyitliyse. Yok teyitsizse ithalatçının bankasıyla karşı karşıya gelin. Yani karşı karşıya gelecek derken elbette ki ihracatçının bankası aracılığıyla ithalatçının bankasından para istenecek. Yani ihracatçı malını yükledi, evraklarını verdi. Evraklar arasında ne var? Akreditifte istenen belgeler, konsümento fatura sigorta belgesi, packing list buna benzer şeyler. Bunları zamanında yükledi, zamanında hazırladı ve vakit geçirmeden bankaya verdiyse evraklar da banka tarafından kontrol edilip evraklar akreditif koşullarına harfiyen uyuyorsa artık bu akreditif bedelini ihracatçıya ödemek ihracatçının bankasının veya ithalatçının bankasının boynunun borcudur diyoruz. Yani eğer ihracatçının verdiği evraklar akreditif koşullarına harfiyen uyuyorsa bu durumda ihracatçının bankası teyit bankası yok teyitsizse ithalatçının bankasını bu akreditif bedelini ödemekle asli bir borç yükümlülüğü içerisine girmiştir. Asli bir borç yükümlülüğü içerisine girmiştir derken arkadaşlar yani bankalar ihracatçıya karşı borçlu konumuna gelmiştir. Bir akreditifte banka derken ya ithalatçının bankası ya ihracatçının bankası fark etmiyor arkadaşlar. Bir akreditifte banka İthalatçı ve ihracatçı arasında aracılık rolünü üstlenir. Evet, şimdi akreditif nereden çıktı dediğimizde arkadaşlar aslında zamanımız çok yok diye 6-2 saat zamanımız var. Akreditifin tanımını yap dediğimizde arkadaşlar akreditif güvensizlikten ortaya çıktı. İthalatçı ve ihracatçı birbirlerine çok güven duysalardı ne olacaktı? Birbirlerine para veya mal gönderirlerdi. İthalatçı para gönderirdi veya ithalatçıdan ne yapardı? Malını gönderirdi. Bu şekilde alan memnun, satan memnun olurdu. Ama bu ithalatçı ve ihracatçının birbirlerine mal göndermeleri belli bir rakama kadar kabul edilebilir. Hani 25 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolara kadar kabul edilebilir. Ama 500 bin dolarlık, 100 bin, 500 bin dolarlık, 1 milyon dolarlık veya 2 milyon dolarlık bir mal alışverişinde taraflar yani ithalatçı ve ihracatçı yok Ahmet Bey ya ben sana 2 milyon dolar malı güvenemem der. Hadi ben malımı aldın paramı vermedin o zaman ben ne yaparım der. Elimde senet yok sepet yok şu yok bu yok der. Haklı. İşte akreditif böyle çıktı arkadaşlar. Akreditif iki tarafın ithalatçı ve ihracatçının birbirlerine güven duymamaları üzerine daha fazla güven duyabilecekleri taraf olan ithalatçı kendi bankasına, ihracatçı kendi bankasına güven duymakla bir akreditif mektubu yani letter of credit yani kredi mektubu tesis edildi ve kredi mektubunu ithalatçının emriyle ithalatçının bankası ihracatçının bankasına gönderiyor. İhracatçının bankası bunu ihracatçıya ihbar ediyor. İhracatçı da malını yüklüyor, evraklarını veriyor gönül rahatlığıyla ve parasını artık akreditifin teyitli teyitsiz oluşuna göre
Ya kendi bankasından ya da ithalatçının bankasından alıyor. Ve belirli koşulların yerine getirilmesinden sonra ihracatçıya ödemenin yapılacağına dair teminatı ithalatçının yerine banka verir. Az önce söyledim ya arkadaşlar. İhracatçı malını yüklediği ve evraklarını verdiği an itibariyle artık banka ona borçludur. Yani ihracatçı hiçbir şekilde muhatap olarak ithalatçıyı görmüyor. Muhatap olarak kendi bankasını görüyor eğer teyitli akreditifse. Yok, eğer teyitsiz akreditifse ithalatçının bankası ihracatçıya karşı asli bir borçlu konumundadır. Bu nedenle banka akreditif şartlarını yerine getirip getirilmediği hususunu kendisine ibraz eden vesaiki dikkatle inceledikten sonra belirler. Vesai uygun ise ihracatçıya ödemeyi yapar. Bakın banka yapıyor. Yoksa dur bir ithalatçıdan bu parayı alayım sana öyle ödeyeyim demiyor arkadaşlar. Evrakları kontrol eden banka evraklar akreditif koşullarına uygunsa ne yapıyor? Tutuyor ihracat bedelini ihracatçıya ödüyor. Yani ithalatçıdan alayım ondan sonra ödeyeyim diye bir hikaye yoktur arkadaşlar. Akreditif kimleri koruyor derken arkadaşlar bakın beni korumadığı kesin. Beni korumadığı kesin. Ama kimleri koruyor? Bakalım mı? Köşe yazımdan ben bir pasaj alıyorum. Akreditif kuralları gerek satıcı rehber, gerekse alıcı amir açısından belirli güvenceler getirmekte ise de esas itibarıyla satıcının korunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kısaca bir akreditif satıcı daha fazla korunmaktadır diyor. Ha, arkadaşlar ne oldu? Şimdiye kadar anlattıklarımız ne oldu? Hani akreditif iki tarafı koruyordu? Hani akreditif hem ithalatçıyı hem ihracatçıyı koruyordu? Hani bir baban iki tane evladı olur da büyük evladı veya küçük evladını daha fazla sever. Büyük evladı, evlatsan sen nasıl olsa büyüksün, küçük kardeşinin daha fazla sevgi ihtiyacı var gibi biraz ayrımcı politikası mı gidildi? Nedir burada? Ama şu gerçek var arkadaşlar. Burada bir şeyi yazdıysak elbette ki doğrudur. Satıcı akredite öngörüle mi alıcı tarafından belirlenen belgeleri bankaya ibraz karşılığında alacağını tahsil etmekte. Alıcı ise istediği belgelerin kendisine verilmesi karşılığında akredite bedelini ödemektedir derken akredite bedelini zaten bankaya veriyor teminat olarak ve banka ithalatçı adına bir rol üstlenerek bu parayı ne yapıyor? İthalatçıdan alıyor. Banka ne yapıyor? Bu parayı İhracatçının bankası üzerinden ihracatçıya bu parayı ödüyor. Akreditife uygun belgelerin ibrazı ve ödemenin yapılması ile akreditif sona erebileceği gibi uygun olmayan belgelere rezerv konulması veya belgeler ibraz edilmeden akreditif varisinin geçmesiyle akreditif son bulur. Akreditifin tek taraflı olarak akreditif bankası tarafından iptali ise mümkün değildir. Bununla ilgili zaten slaytımın ilerisinde yine birkaç pasaja değineceğim arkadaşlar. Akreditif sözleşmesi ancak rehber ile Akreditif Bankası'nın anlaşması halinde iptal edilebilir. Aldım sazımı elime arkadaşlar. Akreditif ilişkin böyle duymak istediğimiz şeyleri dam 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 diye kafamıza kazıdık adeta. Ve diyoruz ki daha kısa bir anlatımla bir akreditif şartlı bir banka garantisi olmakla birlikte hem akreditif amir olan alıcı hem de akreditif lehtarı olan ihracatçıya bir güven verir. Şimdi arkadaşlar, şimdi yiğidi öldür hakkını inkar etme. Ama bir güven verdiği doğrudur. Bir güven verdiği kesindir. Akreditifler hem alıcıya hem satıcıya güveniyor. Ha, birine az güven vermiş, birine çok güven vermiş ama ikisine de güven vermiş yani. Şimdi akreditif konusunda dedikodu etmeyelim arkadaşlar. Bankaların verdikleri bu güvende şartlara bağlıdır. Demek ki her ne kadar ihracatçıya da güven verse, ithalatçıya da güven verse bu güven şartlara bağlıdır diyoruz. Şartların yerine getirilmesiyle akreditifin tarafı olan ithalatçı veya ihracatçı her neyse ne yapıyor? Şartları yerine gelmiştir. İhracatçıya para ödemesi yapılacaktır. Ve ithalatçı ben bankama güveniyorum. Benim şartlarım yerine gelmesi kaydıyla paranın ödenmesini istiyorum şeklinde bankaya talimat verdiği an itibariyle bankada ithalatçının o dediklerini yerine getirmiş oluyor. Şartları yerine getiren satıcı muhatap olarak alıcıyı değil parasını almak için bankasına müracaat edecektir. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bunu biz birkaç defa daha sizinle paylaştık. Demek ki ihracatçı
malını yükleyip evraklarını bankasına verdiği an itibariyle parasını almak için ithalatçıyla muhatap olmayacak. Kesinlikle kesinlikle bankasıyla muhatap olacak. İşte akreditifin en güzel tarafı nedir? Akreditif diyor ki ihracatçıya, ey ihracatçı sen malını yükle, evranı bana ver, paranı benden alacaksın. Hele hele bu akreditif gayri kabil rücu teyitliyse her koşulda ben evrakların düzgünse ben sana paranı vereceğim diyor. Alıcının bankası ise alıcı adına hareket eden akreditifin bir tarafıdır. Alıcı adına hareket eden akreditifin bir tarafıdır diyoruz. Ve akreditifin önemi alıcı ve satıcıya sağladığı güvencelere baktığımda ve şimdi akreditif ithalatçı, ihracatçıyı ne kadar koruyor dedik. Tabii ithalatçıyı da ne kadar koruyor onu da hemen söylemem gerek. Satıcı, akreditif öngörülen ve alıcı tarafından belirlenen belgeleri bankaya ibraz karşılığında alacağını tahsil etmekte. Alıcı ise istediği belgelerin kendisine verilmesi karşılığında akreditif bedelini ödemektedir. Demek ki alıcı hangi belgeleri istiyorsa onu akreditif metninde yazıyor. İhracatçı bunları yerine getirip tabii konşimento istiyorum derken ihracatçının konşimentoyu alabilmesi için malını gümrükleyip gemiye yükleyip geminin hareketinin mütakiben deniz nakliyat ajantasına konşimentoyu alacak. Hemen akabinde sigorta yaptırılacaksa sigortayı yaptıracak. Ondan sonra faturayı kesecek. Yani bir konşimento, bir sigorta belgesi, bir fatura demek çok şey, çok işi basite aldık anlamındadır. Konşimentoyu almak için bir defa meşakkat lazım. Mal yüklenmesi gerekir, gitmesi gerekir. Sigortayı yapmak için bir defa konşimentonun alınması gerekir sigorta belgesi için. Ondan sonra her şey bittikten sonra commercial invoice tanzim edilecek ve fatura tanzim edilecek. Demek ki ihracatçı da akreditifte istenen bu belgeleri yerine getirebilmesi için onun da meşakkatli bir sürece ihtiyacı vardır. Ve muhtemel rizikoların giderilmesinde tüm dünyada başvurulan en yaygın yöntem bankalar aracılığıyla açılan akreditiflerdir. Buyurun, ne diyor burada? Muhtemel rizikoların giderilmesi için tüm dünyada başvurulan en yaygın ödeme yöntemlerinden bir tanesi bankalar aracılığıyla açılan akreditiflerdir diyor. Demek ki arkadaşlar dünyadaki alışverişlerde muhtemel rizikolar varmış. En aşağı peşin, mal mukabili, vesait mukabili veya kabul kredili işlemler, müşteri kabulü yani garantisiz poliçelerle yapılan işlemlerde burada riziko var mı? Bu arada arkadaşlar garantisiz ihracat işlemleri ve poliçelerle ilişkin benim bu ay satın alma dergisine yazdığım köşe yazımı ben LinkedIn sayfama koydum. Garantisiz ihracat alacakları demişim. Poliçelerden de bahsediyorum. Okumanızı tavsiye ederim. Ve UCP 600'e geldik arkadaşlar. Bu kural yani UCP 600 sayılı kural arkadaşlar akreditifteki tarafların uymaları gereken kurallar Uluslararası Ticaret Odaları tarafından düzenlendi, revize edildi, yürürlüğe kondu 1 Temmuz 2007 tarihine itibaren. Bu kurallar hangi kurallar diyeceksiniz arkadaşlar UCP 600 kurallarından bahsediyorum. Bu kurallar gerek satıcı rehber gerekse alıcı amir açısından belirli güvenceler getirmekte ise de esas itibariyle satıcının daha fazla korunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Evet arkadaşlar artık bu sorumuzun cevabını biliyoruz. Akreditif beni korumadığı kesin. Kimi koruyor? İhracatçılar daha fazla koruyormuş. Yani ithalatçıları biraz koruyor da ihracatçıyı daha fazla koruyor. Ama nasıl koruyor, nasıl korumuyor? İnşallah bir 10 saatlik bir dışarı ve akreditif eğitim olduğu zaman, ona denk geldiği zaman zaten bunu örneklerle göreceksiniz arkadaşlar. Ve anlaşılan şudur ki arkadaşlar akreditif ihracatçıyı daha fazla koruyor. Evet, ben bunu böyle anladım ve sizinle bunu da bu şekilde paylaşıyorum. Akreditif ihracatçıyı daha fazla koruyor. Ve akreditif bankaların garantisi asli bir borç yükümlülüğüdür. Asli bir borç yükümlülüğüdür derken arkadaşlar nasıl ki siz bir senede imza attınız artık o sizin bir borç yükümlülüğünüzse o senetten geri dönemiyorsanız ve senet vadesine siz onu paşalar gibi ödemek durumundaysanız işte bir akreditifte de bir ihracatçı malını yükleyip evraklarını verdiği an itibariyle bankalar ihracatçıya karşı dönülemez. Asli bir borç yükümlülüğü içerisindedir. Dönülemez derken irrevocable anlamında yani cayılamaz anlamındadır. Ve asli bir borç yükümlülüğündedir. Ve bir banka akreditifi açmakla dönülemez yükümlülük altına girmiştir diyoruz.
Ve basit bir akreditif işleyişine baktığımda arkadaşlar, bir tarafta Amerika'da American Store ve bankası, İthalatçı'nın bankası ve American Store ne yapıyor? Bizim Türkiye'de Carrefour, Migros, Makro Center gibi çeşitli ürünler satıyor. Tabii biz ne yapacağız? Sony fabrikasından, Kore'de bulunan Sony fabrikasından elektronik eşya alacağız arkadaşlar. Elektronik eşya, Sony cihazlarını alacağız ve ihracatçı da Sony oluyor. Ve ihracatçının da bankası Bank of Kore. Akreditifteki taraflara baktığımızda ithalatçının bankası, ihracatçının bankası şeklinde bunu sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Ve alıcı ile satıcı, yani ithalatçıyla ihracatçı alım satım sözleşmesi yapıyor. Biri diyor ki Sony, evet, tanesi 1000 dolardan 2000 tane televizyon satacağım sana, 2 milyon dolar yapar. American Store evet diyor, ben de senden tanesi 1000 dolardan 2000 tane televizyon alacağım diyor. İşte teslim şekli, ödeme şekilleri, hangi evraklar falan filan gerekiyor. Sony ile American Store arasında alım satım sözleşmesi yapılıyor. Ve daha sonra Sony diyor ki ben akreditifle çalışırım. American Store hay hay diyor. Ve American Store kendi bankasına geliyor. Ben akreditif açtırmak istiyorum diyor. Ve bankaların prosedürüne uymak zorundadır. Ve bankalar alım satım sözleşmesini rücu eden bir akreditifi açmazlar. Sadece bankalar kendi formatları çerçevesinde akreditif açma teklif mektubu çerçevesinde akreditif açarlar. Ve American Store alım satım sözleşmesindeki bilgilerden yola çıkarak akreditif açma teklif mektubunu hazırlar. Sony'den aldığı proformayı verir. Ve ne yapar? 2 milyon dolar mı akreditif bedeli? Biraz daha fazla para verir banka masrafları falan filan marj için. Hadi 2,5 milyon dolar teminata para verdi. Benim akreditifimi aç dedi. Ve Bank of America ne yaptı? Akreditif açma teklif mektubunun UCP 600 kurallarına aykırı teşkil etmediğini inceledi. Herhangi bir sorun yok. Proforma'ya baktı. Ondan sonra gerekli banka izinlerini almaya çalıştı kendi bünyesinde. Ve daha sonra Bank of America bir tane Swift formatı hazırladı. MT700 Swift formatı. Issue Documentary Credit diyoruz ona. Ve bir draft, yani bir örnek metnini akreditifin American Store'a gönderdi. American Store bak dedi, senin akreditifini ben bu şekilde açıyorum. American Store örnek metninden zaten akreditif açma teklif mektubunu vermişti. Ama İthalatçının Bankası ona istinaden tuttu. Bir örnek akreditif metni hazırladı. Buna draft diyoruz. Baktı, tamam dedi, gayet iyi. Ben böyle bir akreditif istiyorum dedi. Ve tuttu, ihracatçı Sony'ye de gönderdi. Sizin akreditifi bu şekilde açıyorum dedi. Ne diyorsunuz? Sony evet dedi, ben de böyle akreditif istiyorum. Kontrol ettiler. Ondan sonra ithalatçı döndü. Evet dedi, biz bu akreditifin böyle açılmasını istiyoruz dedi. Ve Bank of America tabii akreditif açma teklif mektubunda akreditifin Bank of Kore'ye açılmasını da orada belirtmişler demek ki. Ve Bank of America, İthalatçının Bankası, bunu aynı zamanda Issuing Bank diyoruz. Akreditifi direkt olarak kime? Bank of Kore'ye açtı. Bank of Kore, ihracatçının bankası oluyor aynı zamanda. Ve ihracatçının bankası o akreditifi kendi içerisinde inceledi, baktı. İhbar etmesinde bir sıkıntı, problem görmedi. Ve ne yaptı? Tuttu Bank of America'ya dedi ki Bank of America, senin gönderdiğin akreditifi aldım. Ben bu şekilde akreditifi ihbar ediyorum dedi. Varsa teyidini ilave ediyor tabii. Var olduğunu düşünelim. Teyidini ilave etti. Yok, akreditif teyit ilavesi istiyor da karşı banka, yani Bank of Kore teyidini ilave etmek istemiyorsa bu hususu gecikmeksizin Bank of America'ya bildiriyor olması gerekir. Ve teyidini ilave etti Sony'ye, akreditifi ne yaptı? İhbar etti. Akreditifin açılmasından bahsedeyim. Basit bir açılış. Hemen şimdi operasyonun diğer kısmına bakalım. Sony zaten malını hazırladı. Ne yaptı? Malını yükledi şu gemiye. Konsümentosunu aldı. Sigorta var yok. Artık akreditif koşullarında o yazar arkadaşlar. Ve daha sonra fatura. Faturayı da ofisine geldi, düzenledi. Yani konsümento, sigorta belgesi, fatura. Bunları evrak ibraz süresinden geç olmamak üzere ne yaptı? Tuttu kendi bankasına verdi. Buyurun dedi, akreditif, açılan akreditifle ilgili ben malımı yükledim.
ve evraklarımı size veriyorum dedi. Ve Bank of Korea evrakların İbraz süresine baktı ve evrakların akreditteki İbraz tarihinden geç olmamak üzere İbraz edildiğini görüyor. Sorun yok. Evrakları inceliyor Bank of Korea. Zaten alt üst 3 tane evrak. Konşimento tamam, fatura tamam, sigorta belgesi tamam. Son ve akreditif teyitli. Sony'e dedi ki tamam evraklarda hiç problem yok. O, güzel o zaman dedi ödemeye geçelim dedi. Ve Bank of Korea ne yaptı? Gerektiğinde tuttu. Bank of America İthalatçı'nın bankasına bilgi verdi. Dedi açılan akreditifle ilgili yükleme yapıldı. Bana evraklar verildi. Evraklar ben kontrol ettim. Evraklarda problem yok. Ben 2 milyon doları sizin Ramursman Bank'a olan Citibank'tan talep ediyorum ve Sony'ye ödüyorum. Bilginiz olsun diye İthalatçı'nın bankasına sadece bilgilendirme geçiyor. Ve aynı zamanda Ramursman Banka'nın görevi burada İthalatçı'nın bankası adına İthalatçı'nın bankasının Citibank nezdindeki dolar hesabından 2 milyon doları alıp Sony'ye ödeyecek. Ve Bank of Korea'da öyle yapıyor. Citibank'tan 2 milyon doları talep ediyor. Reimbursement claim diyoruz. Ve 2 milyon doları aldıktan sonra Sony'ye ödüyor. Sony ne yaptı? Akreditifle ilgili olarak anlaşma yaptı. Akreditif açıldı. Kendine ihbar edildi. Malı yükledi. Evrakları tanzim etti. Evrakları bankaya verdi. Parasını aldı. Sony ile işimiz bitti. Daha sonra Bank of Korea. Bank of Korea ne yaptı? Tuttu. Parayı ödedi, evrakları aldı, inceledi, hiç sıkıntı yok. Evrakları kargoya koydu, gönderdi karşı tarafa. Yani İthalatçı'nın bankasına. Şimdi ihracatçının bankası evrakları inceleme hakkına sahipse, İthalatçı'nın bankasının da evrakları inceleme hakkı vardır arkadaşlar. Ve de bunu uzun bir akreditif eğitiminde size uzun uzun anlatırım. İnşallah tekrar bir arada oluruz. Ve İthalatçı'nın bankası da evrakları inceledi. Herhangi problem olmadığını düşünüyoruz. Ve döndü Bank of Korea'ya dedi ki tamam dedi evraklarda bir problem yok. Teşekkür ediyoruz dedi size, iyiliklerinize, yardımlarınıza. Ve evrakları tuttu, akreditif koşullarına uygun evrakları tuttu. Amerikan Store'a ibraz etti. Buyurun dedi, akreditifinizi açtık, mal yüklendi, evraklar verildi. Ve bu evraklar size ibraz ediyoruz dedi. Bu arada Kore'den çıkan gemi New York limanına geliyor, malları New York gümrüğüne boşaltmış oluyor ve evraklar arasında bulunan konşimentoyu alan American Store nakliyeci firmadan yani bu malları taşıyan nakliyeci firmanın New York temsilciliğinden konşimentoyu veriyor, ordinasını alıyor, ordinayla gümrükten malını çekiyor ve American Store'da malına kavuşuyor. Ve normal bir akreditif prosesi, işlem adımları bu şekildedir. Elbette ki bunun önüne, arkasına, ardına, önüne çok maddelerde konacak arkadaşlar. Ve akreditifin taraflarına bir bakalım sizinle. Akreditifin taraflarına baktığımda arkadaşlar bakın, ithalatçı ithalatçının bankası, ihracatçı ihracatçının bankası. Ama ihracatçının bankasına söyleyecek benim birkaç sözüm var. Yani hemen ihracatçının bankası demekle iş bitmiyor ve bir tane de Ramburşman Banka var. Şimdi öyle şey yapacağız, anlatacağız bunları. Amir yani ithalatçı yani bunu alıcı, applicant diyoruz. Akreditifin açılması için kendi bankasına başvuran kişidir buna. Alıcı diyoruz, applicant diyoruz. Bakın importer falan demiyorum arkadaşlar. Buna basbaya alıcı, applicant diyorum. Applicant bir şeyin açılması, yapılması için başvuran kişidir. Akreditifin açılması için müracaat eden kişi bu aynı zamanda alıcı akreditifte ve ithalatçı konumundadır. Amir Banka, Issuing Bank yani ithalatçının bankası. Amir adına yani Amir akreditifin ithalatçısı oluyor. İthalatçı adına hareket eden ve akreditifi düzenleyen banka bu ne oluyor? Issuing Bank, Amir Banka. Ve diyoruz ki Amir'in bankası, İthalatçı'nın bankası, Issuing Bank, akreditifi açan banka Amir adına Amir'den aldığı talimatla hareket eder. Amir adına Amir'den aldığı hareketle talimatla hareket eder. Amir Banka, Amir'i temsil eden akreditif bir tarafıdır diyoruz. Lehta yani satıcı yani ihracatçı. Buna beneficiary diyoruz. Şimdi ticari İngilizce'de biz buna exporter falan filan demiyoruz arkadaşlar. Ticari İngilizce'de bilhassa Swift'te gönderilen bir parayı alan kişi anlamında beneficiary diyoruz. Yani
ihracatçı. Ne bir şartlı bir havalinin lehtarı. Şartları yerine getiren kişi ihracatçıya yapılacak ödeme anlamına geliyor. Şartlı havalenin lehtarı anlamında beneficiary diyoruz. Görevli banka, ihracatçının bankası, nominated bank. İthalatçının bankası bu akreditifi ne yapıyor? Tutuyor, ithalatçı ihracatçının bankasına gönderiyor. Al diyor, ben sana bir akreditif gönderdim, seni görevlendiriyorum diyor. Buna nominated bank deniyor. Ne oldu? İhracatçının bankasına bir görev verdik. İkinci görevi verdik. Teyit bankası. İthalatçının bankası ihracatçının bankasına diyor ki teyit bankası ol diyor. Bana kefil olur musun diyor. Ben ithalatçının bankasıyım diyor. Bana kefil ol diyor. İhracatçıya güven ver diyor. Yani herhangi bir politik ve ticari riskler dolayısıyla herhangi bir nedenden dolayı sen akreditif bedelini benden alamadığın veya geç aldığın zaman hiç geciktirmeden parayı alamasan da ihracatçıya bu parayı ödeyeceğine dair bana kefil olur musun diyor. Ve ihracatçının bankası da tabii diyor, sen benim güzide bir bankamsın diyor, elbette sana kefil olurum diyor. İki bankanın birbirine kefaleti aynı zamanda ihracatçıya verilen bir güvence anlamına gelen teyit. Teyit, ihracatçının, ithalatçının bankası teklifi üzerine ihracatçının bankası tarafından ihracatçıya verilen akreditif zaten bir şartlı güvencedir. İkinci bir güvence niteliğinde ihracatçının elini rahatlatan bir unsurdur arkadaşlar. Teyit olduğu zaman ihracatçı muhatap olarak her halükarda teyit bankasını karşısına alacaktır. Ama teyitsiz akreditif olduğu zaman ihracatçının muhatabı artık ithalatçının bankası olacaktır. Yani teyit akreditif de ihracatçı için ikinci bir güvencedir diyebilirim arkadaşlar. İhbar bankası, yine ihracatçının bankası, bu teyit bankası, nominated bank, confirming bank, işte bir de advising bank, yani ithalatçının bankası diyor ki ithalatçı, ihracatçının bankasına lütfen al bu akreditifi ihracatçıya ihbar et. O da ne yapıyor? İhracatçının alo akreditifin geldi diye tak tak yazılı bir mektup hazırlıyor. Ekine akreditifi koyuyor, ihracatçıya advise ediyor. Buna advising bank diyoruz. Yani ihracatçının bankasına verilen her bir görevden ihracatçının bankası para alacak. Yani komisyon alacak. Teyit bankası görevini sürdürdüğü zaman teyit komisyonu. İhbar bankası görevini sürdürdüğü zaman ihbar komisyonu. Yok nominated bank görevini sürdürdüğü zaman görevli banka komisyonu alacak. Yani arkadaşlar akreditifte sağa dön para, sola dön para. İhracatçı ve ithalatçı ne yapacak? Pamuk eller cebe. Ve İştira Bankası, yine ihracatçının bankası. Şimdi İştira Bankası, ihracatçı malını yükleyip evrakları bankasına verdiği an itibariyle artık ihracatçının bankası bu evrakları kontrol edecek eğer akreditif değilse. Yok değilsizse evrakları kontrol edecek banka ithalatçının bankasıdır. İşte evrakların akreditif koşullarına uygun olup olmadığını kontrol edip uygunsa evrakları alıp karşılığında para ödeyecek bankaya biz İştira Bankası diyoruz. Yani negotiation bank diyoruz. İştira demek evrakların akreditif koşullarına uygunluğu anlamına gelir. Tabi iştirayı normal günlük İngilizce'de negoşi ettik. Yani bir konuyu konuştuk, hallettik anlamında konuşurlar. Yani bir meselenin konuşulup tartışılması falan ve bir neticeye varılması. Ama ticari İngilizce'de negoşi etmek demek yani bir şeyi müzakere ettik değil. Sadece evrakların akreditif koşullarına uyup uymadığını, evraklar uygunsa karşılığında para ödendiği anlamına gelen negoşi arkadaşlar. Ve Rambursman Banka. Rambursman Banka ithalatçının bankasının Amerika'da eğer dolar akreditifi açıldıysa bir dolar hesabı olup da o bankanın akreditif bedelini ihracatçının bankasına ödemesidir. Yani akreditif bedelini ithalatçının bankası adına ödeyecek bir Amerikan bankası. O banka illaki ithalatçının bir hesap ilişkisinin bulunacağı bir banka. Buna Rambursman Banka, Reimbursing Bank diyoruz.
Yani akreditifle ilgili mal yüklendi, evraklar verildi. İhracatçının bankası eğer bir ramursman banka belirtilmişse ki bu teyitli akreditiflerde mutlaka belirtilecek. Bu durumda ihracatçının bankası ithalatçının bankasına değil Amerika'daki ramursman bankasına dönecek reimbursement claim ismi altında mesajını gönderecek. Benim akreditif bedelimi ver diyecek. Şimdi sorularınız diyeceğim ama arkadaşlar ben sorularınızı alacağım. Sorularınızı en sonunda alacağım. Şimdi biz biraz daha ilerleyelim. Benim size sorularım var daha. Akreditin açılması, değiştirilmesi ve sona erilmesi. Akreditin açılmasına geldiğimizde arkadaşlar az önce size kısaca anlatmıştım. İthalatçı ve ihracatçı aralarında anlaşırlar ve akreditif açtıracak olan daima ithalatçıdır. Kendi bankasına başvurarak akreditif açtırma teklif mektubunu doldurup gerekli teminatları, proforma faturayı da vermesi kaydıyla akreditif ihracatçının bankasına gönderilir. Ve ihracatçının bankası da akreditifi ihracatçıya ihbar eder. İhracatçı da akreditifi aldı, tamam evet ben bunu kabul ettim dediği an itibariyle akreditif açıldı. Ama akreditif açıldı diyorum. İhracatçının bankası yok arkadaş gözünün üstüne kaşın var deyip bu akreditifte ben şu şartlar şu şu şartlar benim bilgim dışında ben bu akreditifi kabul etmiyorum dediği an itibariyle mütabakat yoktur ve ihracatçının bankası akreditifi ihracatçıya ihbar etse de ihracatçı akreditifi kabul etmediğini beyanla akreditif açılmış sayılmaz. Akreditifin açılmış olması için illaki bütün koşulların taraflarca kabul edilmiş ve ihracatçı tarafından da akreditif ihbar edildiğinde evet ben bu ihbarı aldım kabul ettim diyor olması gerekir. Bir banka tarafından akreditif açılması için talimat mektubu veren amir, akreditifi açan akreditif bankası ve lehine akreditif açılan lehtar vardır diyoruz. Amir banka tarafından akreditif açıldığında akreditifin lehtar tarafından kabulüyle akreditif sözleşmesi tamam olur. Az önce ben bunu söyledim hatırlıyorsanız. Yani ihracatçı bu akreditifi kabul ettiği an itibariyle evet ben kabul ettim ihbarınızı teşekkür ederim dediği an itibariyle akreditif tamamdır. Yok akreditifi ihbar ettiği ihracatçının bankası ihracatçı şöyle bir akreditife bak ben bunu kabul etmiyorum dediği an itibariyle akreditif açılmış sayılmaz. Yani ihracatçının bankası o ben elçiyim ben elçiye zeval olmaz ben bu akreditifi sana ihbar ettim ne halin varsa gör diyemez arkadaşlar. Uluslararası bir platformda saygın bir banka zaten böyle yapamaz. Akreditifin sona ermesi veya iptali. Şimdi akreditifin sona ermesi ve iptali şöyle arkadaşlar. Bir tarafta ithalatçı, bir tarafta ihracatçı. Akreditifin sona ermesi ve iptali olur mu olmaz mı? Her şeyden önce ben size akreditifin sona ermesi için ben şöyle söyleyeceğim. İhracatçı malını yükledi, evrakları verdi, parasını aldı, akreditif sona erdi arkadaşlar. Peki arkadaşlar, gayri kabili rücu bir akreditif iptal edilebilir mi? Hadi ben size soru soruyorum, siz de bana chatten yazın. Gayri kabili rücu açılmış bir akreditif, yani iptali mümkün olmayan bir akreditif açıldı ve akreditifin iptali mümkün mü? Burcu Tandoğan diyor ki hayır iptal edilemez diyor. Emrah Şenol üstadım da diyor ki hayır iptal edilemez. Ben Emrah'a teşekkür ediyorum geldiği için. Ve Sultan Eroğlu diyor ki hayır edilemez. Berfin Çağlayan edilemez diyor. Hilal Yıldırım edilir hocam sözleşmede belirtildiyse diyor. Ama Hilal gayri kabili rücu akreditiften bahsediyorum ben. Ve kanuniyet iptal olmayan bir akreditif diyor ve de Murat Üstadım da der ki ihracatçı onay vermeden akreditif iptal edilemez diyor. İki taraflı anlaşma sonucu olabilir Ali Ertan diyor. Muhammed Doğan hayır iptal edilemez diyor. Peki arkadaşlar bu kadar yeter bana. Bu kadar yeter. Tabii bu arada kaçırdıklarım da vardı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Aralarında evet doğru cevaplar vardı. Akreditife uygun belgelerin ibrazı ve ödemenin yapılmasıyla akreditif sona erer mi? Erer. Az önce söyledim. Yani mal yüklendi, yani akreditif açıldı, ihracatçı mal yükledi, evraklar verdi, akreditif bitti. Yani sona erdi. Uygun olmayan belgelere rezerv konulması veya belgeler ibraz, bakın
uygun olmayan belgelere banka rezerv koydu. Yani ihracatçı belgeleri bankaya sundu. Bankada yaradana sığınıp gözün üstüne kaşın var demedi. Belgelerde rezerv var dedi. Rezerv olduğu takdirde arkadaşlar bankaların bütün taahhütleri ve akreditif yükümlülüğü ve bankaların teyit yükümlülüğü sona erir. Akreditif biter. Unutmayın. Bir evrakta rezerv varsa akreditif biter arkadaşlar. Artık akreditif denen şeyden eser kalmaz. Veya belgeler ibraz edilmeden akreditif vadesinin geçmesiyle de akreditif son bulur. Yani iptalden bahsetmiyor muyuz? Veya ihracatçı ne yaptı? Akreditif açıldı. İhracatçı öyle elini şakağına attı. Bekledi, malını yüklemedi. Ne oldu? Efendim shipment date geçti. Yükleme vadesi geçti. Evrak ibraz süresi, presentation of documents o da geçti. 10 tarihi de geçti. En son akreditivin expired date'i olur. Expired date bittiği zaman zaten her şey bitti anlamındadır. O da geçti. Yani ne mal yüklendi, ne evrak verildi, efendim ne konşimento hazır ve expired date geldi. Hiç kimse kılını kıpırdatmadı. Arkadaşlar bu akreditif iptal oldu mu? Oldu. Demek ki akreditivin iptali böyle de olabilir. Yine bir arkadaşım orada söylüyor. Diyor ki, İthalatçının bankasıyla ihracatçı anlaştığı zaman yine akreditif iptal edilebilir dedi. Akreditifin tek taraflı olan akreditif bankasının bankası tarafından iptali ise mümkün değildir. Yani şimdi çoğunuz iptal edilemez dedi de arkadaşlar bir de bu işin şeyi vardır. Açık kapıları vardır. Hep ben açık kapıları anlattım burada. Şimdi akreditif açıldı. İhracatçı kılını kıpırdatmadı. Ne oldu? Tek tek yükleme vadesi bitti. Evrak ibraz süresi bitti. Expired date bitti. Ne oldu? Akreditif bitti. Ne oldu? Akreditif öldü. İptal oldu. Veya akreditifi ithalatçı dedik ben iptal ediyorum. Ben patron değil miyim? İptal edeyim. Hayır. İptal edemezsin. Akreditifin tek taraflı ithalatçı tarafından amir tarafından iptal bankası dediğim işin bank ithalatçının bankası tarafından biz bu akreditifi iptal ettik diyor olması mümkün değil. Veya ihracatçının tek başına ben bu akreditifi iptal ettim demesi yine mümkün değildir arkadaşlar. Ancak ve ancak ne yapacak? Taraflar aralarında anlaşacak. O zaman akreditif iptal edilebilir. Gayri kabili rücu açıldı akreditif. Cayılması mümkün olmayan arkadaşlar. Cayılması mümkün olmayan ama USP 600'de cayılması mümkün olmayan akreditifler vardı. 500 sayılı broşürde revocable akreditifler de vardı. Yani cayılabilen akreditifler de vardı. Ama o rahmetli oldu. 2020'den bu yana yani köprünün altından hemen hemen 20 yıl geçti arkadaşlar. Hal böyle olunca demek ki akreditif iptal edilemiyor. Ama arka kapıdan dolaşırsan iptali mümkün oluyormuş. Ve akreditif sözleşmesi ancak lehtar ihracatçı ile akreditif bankası ithalatçıyı temsilen ithalatçının bankasının anlaşması halinde iptal edilebilir arkadaşlar. Buyurun cevap. Akreditifin açılması, şimdi bir sorun var arkadaşlar. Gayri kabili rücu teyitli bir akreditif size ne kadar güven veriyor arkadaşlar? Gayri kabili rücu teyitli bir akreditif size ne kadar güven veriyor? Evet, ben bu soruyu sordum. Hadi sizden cevap bekliyorum arkadaşlar. Kaan Yiğit diyor ki bence de hocam illaki esneklik vardır diyor. Berfin Çağlayan vesaire ve mal mukabille aynı şey mi olur bu? Yok, daha farklı şey. Serdar Maraşlıoğlu akreditif bana hiç güvenli vermiyor diyor. Ve Kaan Yiğit %100 güven vermese de %80 güven verir ama %100'ye kaldık iş. Saniye bana hiç güven vermiyor. Emrah Şenoğlu en güvenli ve en güvenli yöntem değil mi hocam diyor. Bence de Emrah. Ve Sultan Eroğlu diyor ki bana pek güven vermiyor. O zaman akreditiften başka bir şey bulunması gerekir. Esra Büyüktaş ihracatçı ne diyor burada? Pardon, Esra'nın yazısını okuyamadım. İhracatçı yüklemediğinde hiçbir sorumluluğu yok. Ha şudur ama çok safça tutup alım satım sözleşmesi yaparsak Esra evet ihracatçının hiçbir sorumluluğu var. Ama penaltıları koyduğun takdirde oraya yani kim kusur yaparsa ceza ödeyecek ve karşılığında bir teminat mektubu gönderdiğinde bak bakalım ne olur o zaman. Paşalar gibi başka bir şey söylemiyorum illaki yüklenir. Ve Ali İhsan Güzel Bey diyor ki en güvenilir akreditif ve tek %100 garantili yöntem peşin mukabili diyor.
Sara Halil diyor ve Serdar Maraşlı o zaman iş değişir hocam diyor. Ve Gülperi Çoban evet güven veriyor diyor. Arkadaşlar teşekkürler katkınız için. Evet gayri kabili rücu teyitli bir akreditif size ne kadar güven veriyor? Arkadaşlar rezerv yoksa bana sonsuz güven veriyor. Tabii bankaların da ne kadar güçlü olup olmadığı da burada önemli arkadaşlar. Evraklarda rezerv olmasa tamam güvenli bir de bankanın da ne kadar basiretli davranmaması da önemli. Ben yine uzun akreditif eğitiminde bankaların basiretsizliğini de akreditifteki zayıf bir risk olarak ortaya çıkabileceğini anlatıyorum arkadaşlar. Ve dahası arkadaşlar bir sorum daha var ama çok sorun varmış size. Bankalar akreditif evrağını postaya verdikten sonra kaybolursa kim sorumludur arkadaşlar? Akreditif evrağını inceledi, postaya verdi ve postacı evrağı kaybetti. Kim sorumludur arkadaşlar? Buyurun sorun. Hadi chatten yazın bana arkadaşlar. Esra Büyüktaş banka diyor ve Berfin Çağlayan banka diyor ve Faruk Kızgın banka kurye diyor ve Mehmet Işık Göz banka sorumludur diyor. Arkadaşlar ben bankacıydım bu arada. Şimdi burada Kaan Yiğit de diyor. Hocam esas cevap neydi? Son olarak az önceki soruda oran üzerinden. Kaan orada. %100 güvenmiyorum akreditif ama %80 güveniyorum dedi. Sanıyorum Kaan sen onu sordun bana. Büşra Nur şöyle diyor. Banka sorumludur diyor. Öğretim görevlisi Bilal Er Amir Banka sorumludur diyor evraktan. Yani İhracat Çin Bankası evrakları gönderdi, postada kayboldu, Amir Banka sorumlu. Abdurrahman kardeşim de satıcı sorumludur diyor ve Samiye Köroğlu banka sorumludur diyor. Ali Erten banka olması gerekir diyor. Kaan Erten banka diyor, banka diyor ve arkadaşlar Sultan Eroğlu da banka diyor. Muhammed banka sorumludur diyor. Niyazi Soydan tabii ki şartlar iyiliğini uygun bulduktan sonra daha ne olsun değil mi? Peşin satabiliyorsanız satın bu yöntemle yapılacak ihracat %2-%3 olur kapasite. Ha, Niyazi Soydan başka şeyden bahsediyor arkadaşlar. Mehmet Buran Mehmet ben de sana selam edeyim. Bilal hocam selamlar diyor. Ayşe banka diyor. Peki arkadaşlar o zaman şimdi gelelim. Bankalar. Şimdi ben size ikinci ders bir case anlatacağım arkadaşlar. O case'in sorusunu ben size sordum burada. O case'in sorusunu ben burada size sordum. Ve benim LinkedIn köşe yazımda demişim ki işte 6 Eylül'de ihracat evrağı postada kaybolursa bankanın sorumluluğu nedir? Okuyun arkadaşlar cevap orada. Ve ihracat evrakları postada kaybolduğunda neler yapılabilir? Bu da ayrı bir soru arkadaşlar. Ben bunun da cevabını vermişim. Ve Yusuf'u 600 kuralları şöyle diyor arkadaşlar. 3 dakika sonra ara vereceğim size. Soru. Bir tane daha soru var ya arkadaşlar. Akreditifte talep edilen bazı evraklar ihracatçı tarafından sahte olarak sunulursa bankalar ödeme yapar mı? Yani akreditifte talep edilen bazı evraklar derken fatura olabilir, sigorta belgesi olabilir veya konuşmento olabilir. Başka hangi belgeler var ki? Örneğin certificate origin falan bu sahte olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani kafa göz yaran evraklardan bahsediyorum. Soru, akreditifte talep edilen bazı evraklar ihracatçı tarafından sahte olarak sunulursa bankalar ödeme yapar mı arkadaşlar? Hadi chatten yazın da ben sizin sorularınızı okuyayım arkadaşlar. Bu arada Sultan Erdoğan ödeme yapmaz diyor. Şimdi şöyle Mehmet Akyüz rezerv yer ve ödenmez. Mehmet rezerv koyması için bankanın bu evran sahte olduğunu anlıyor olması gerekir ve bununla ilgili bir aksiyon alma yetkisi var mı yok mu? Kaan Yiğit sahte evrakla ödeme olmaz tabii ki hocam diyor. Peki arkadaşlar şimdi Mehmet Gözlü rezerv koyar ödeme yapmaz diyor. Serdar Maaşoğlu yapmaz diyor. Büşra Nur da şöyle diyor ödemez diyor. Hilal Yıldırım belgenin sahteliği kanıtlanmazsa ödenir diyor. Ve de Gülperi Çoban ödeme yapmaz diyor. Yasemin Savcılı ödenmez diyor.
Ve de Faruk Kızgın sahte oldu anlaşılırsa rezerv olur ödenmez diyor. Vallahi şimdi bu sahte evra rezerv konup bir defa rezerv hangi mantıkla rezerv koyacağız? Rezerv bir defa evrakların akredit koşullarına uyup uymamasıyla ilgili ve Mustafa Çalışır ithalatçı kabul ederse yapılabilir. Yani sahte evrağı bile bile sahte konşimento diyelim, mal yüklenmemiş sahte konşimento diyelim ve ithalatçı ödeme yapın diyecek Mustafa. Ben onu mu anlamam gerekir buradan acaba, onu mu dedim bana? Ve de Mustafa Çalışır ithalatçı, onu söyledik. Saniye Köroğlu hayır ödeme yapılmaz, hatta sahte evrak olduğu anlaşılsa yasal inceleme başlatılır diyor. Ahmet Hakan banka evran sahte olduğunu araştırmaz diyor. Ahmet Hakan öyle diyor. Ve şöyle, bankalar evran içeren akredite baktığında sahteliğini ne diyor burada? Sahteliğini kanıtlayamaz durumda olur diyor. Ha, sahteliğini kanıtlayamaz ise bankalar öder diyor. Banka sadece kontrol eder, evran orijinaline bakmaz, ödemeyi yapar diyor Abdurrahman arkadaşım. Esra Büyük başlıyor ki, Büyüktaş diyor ki, bankaların akreditif bölümleri göndermeden önce akreditif evranı kontrol ediyor diye biliyorum diyor. Şeklen güvenilir ise ödeme yapar diyor Engin arkadaşım. Sultan Erdoğan da sahte evrak olduğu için kesinlikle ödeme yapmaz bankalar diyor. Ve banka ve sakin doğruluğunu kontrol eder diyor Ahmet Hakan. Ve Berfin Çağlayan, evrak sahte olursa hukuki işlem başlatılır bence. Artık kim kime başlatacak Berfin, yani o önemli burada. Ve burada Ahmet Hakan akredit metniyle uygunluğu önemlidir diyor burada. Ve Ahmet Aşık Uzunoğlu, ödeme yapıldıktan sonra evren sahte oldu anlaşılırsa banka sorumlu olur mu? Ahmet de bana soruyu sormuş. Bakalım başka. Hilal Yıldırım bankaya belgeyi teslim ederken doğru ihraç açığı kabul etmiş oluyoruz. Belge sahte ise banka sorumlu olmaz diyor. Şeyma Kanak da şöyle diyor. Şeyma. Aysun Tezel şöyle der sevgili arkadaşım, evrak şeklen doğru ise ödeme yapar, sahtecilik ispatı bankada değildir diyor. Ve Şeyma da diyor ki, onu az önce atladım, akredite orijinal diye belirtilmişse öder. Ya şimdi sahte belgede, sahte konşimentoda orijinal kaşesini basmaktan kolay ne var yani? Peki arkadaşlar, şimdi daha soru cevap çok da bakacağız arkadaşlar. Şimdi Yusuf 600 şöyle diyor. Bankalar kendine, şimdi cevabı veriyorum. Bankalar kendilerine sunulan mesaiyi doğru olarak kabul edecek ve imzaların veya belgelerin gerçek olup olmadığını araştırmakla yükümlü değiller. Aysun arkadaşımın dediği gibi. Evraktaki imzaların sahte olmasında evrakları imzalayan satıcı sorumludur. Yani bankalar bundan sorumlu değildir diyor. Malların sevk edilmediği halde sahte bir konşimento düzenlenmiş olsa dahi konşimento dış görünüş itibariyle geçerliyse ithalatçı akreditif bedelini akreditif bankasına ödemek zorundadır. Dolayısıyla ihracatçının bankası bu belgelerin sahte olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Yani her halükarda belge akreditif koşullarına uyuyorsa belgenin sahte olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Hatta 600'ün ilgili maddeleri de şöyle de, benim uzun eğitimde de ben bunu anlatıyorum. İthalatçılar bazen paraya sıkıştığı zaman bankalara gidip ya işte mal ayıplıdır, yok şu belge sahtedir, bahtedir falan, sakın ödeme yapmayın deyip ithalatçının bankasını veya ihracatçının bankasını ne yapar? Bazen kendi düşünceleri doğrultusunda bloke altına alıp para ödemeyi engeller veya geç ödeme yoluna da gidebilirler. İşte Yusuf 600 diyor ki, ey bankalar, siz sakın ola ki öyle ithalatçının bu gibi cümlelerine papuç bırakmayın diyor. Yani aldırış etmeyin diyor. Muhtemel ithalatçı belki de sıkışmıştır. Belki söylediği doğrudur, belki de yanlıştır. Ama sonuçta şu vardır diyor Aysun arkadaşın dediği gibi, bankalar evrakların jandarması değildir. Bankalar evrakların jandarması değildir. Bankalar kendilerine sunulan evraklar doğru olarak kabul edecek. Yoksa Yusuf 600 diyor ki, bankalar her kendine sunulan evrakların doğrusunu araştırmaya kalksa, örneğin bir transit ticarette sunulan bir konşimentoyu araştırmak için
Bankaların haftalara ihtiyacı var. Bankalar, her bankacı arkadaşım kanser olur. İlk başta herhalde Aysun arkadaşım kanser olur diye düşünüyorum. Ve gerçek vakalar arkadaşlar, şimdi ben akredite sunulan sahte konuşma o bankaların sorumluluğu arkadaşlar şöyle. Ben şimdi arkadaşlar 10 geçeye kadar ara vereceğim. Aslında 9'da ara verecektim de sorulan şey, verdiğiniz cevaplar çoktu. Bir de çok da ilgimi çekti. 6 dakika size ara vereceğim. Çayınızı alır yine beni dinlersiniz arkadaşlar. Ondan sonra yaşanmış bir vaka anlatacağım size. Onun üzerine ben sorularınızı yine alacağım arkadaşlar. Afiyet olsun. Çayınızı içerken de beni dinleyebilirsiniz. Şimdiden bir ara veriyorum.
Devam ediyoruz. Şimdi bu derste, tabii akreditif bu kadar kısa değil biliyorsunuz. Yani geçtiğimiz hafta bir akreditif eğitim verdim, tam 10 saatti. 3 gün boyunca anlattım, her gün 4 saat bu şekilde. Yani akredit böylesine teferruatlı ve de hep case study'yi koymam gerekir. Yani gerçek vakalara da koymam gerekir. Yani hep teori değil, gerçek hayattan uygulamalara da koyacaksın. İnsanlar onu daha iyi anlayabilsin. Kaldı ki burada sadece akreditif okuryazarlığı. Yani baktığımızda akreditten ne anlıyoruz, ne anlamıyoruz onu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa 2 saatte akreditifin ağasını ancak anlatabilirsek büyük bir başarıdır. Şimdi akredite sunulan sahte konuşmaları o bankaların sorumluluğu arkadaşlar. Gerçek yaşanmış bir vaka. Ha, yalnız ben burada Ali yerine Ahmet kullandım. Efendim Ayşe yerine Fatma'yı kullandım sizin anlayacağınız. Yani vakada kişiler gerçek kişiler değil arkadaşlar. Han Dış Ticaret arkadaşlar Mersin namıkın bir firmadır. Sadece tabela firması desem yeridir. Yani tabela firması desem arkadaşlar cebinde bir kuruş para yok. Sadece bir firma kurmuşlar. Tabela firması zaten bankacılık yıllarımdan ben Mersin'de bankacılık yaptım. Bankacılık yıllarımdan da Mersin'de bu tür kişilere, bu tür firmalara rastlamak hiç de zor değil. Tabelayı koymuşlar, ellerine olta sallıyorlar. Yeter ki oltaya biri takılsın. Tabii olta mecazi anlamda olmayan bir malı sanki çok büyük distribütörmüş gibi gösteriyorlar kendilerini. Malı satmaya kalkıyorlar. Tabii o zamanki imkanlardan bahsediyorum. Ben 82 yılında bankacılığa başladım. Muhtemelen beni dinleyen arkadaşlarım arasında 82 doğumlu olanlar da var. Yani şunu bahsediyorum. Teknoloji de ilerledi. O zaman Telex vardı ama şimdi Swift var, WhatsApp var, efendim e-mail var falan. Yani teknoloji de ilerledi. Efendim nedir? Ticaret var. Yani imkanlar fazlasıyla şey yaptı, gelişti. Google amcamız var. Yani o ciddi anlamda destekler veriyor. Yani bu o zamanki bir şeydi. O imkanlarla size anlatmaya çalıştığım bir gerçek vaka. Handişler Limite şirketin firmanın ortaklarını anlatıyorum iki arkadaş. Halim ve Akman'mış. İyi arkadaşlar. Halim ve Akman güzel de İngilizceleri var arkadaşlar. Bunların yakışıklıdırlar. Yani yakışıklıdır da Halim ve Akman. Ha, diyeceksiniz niye bunu durup dururken söyledin? İşte bir malzeme olsun elimizde arkadaşlar. Firmanın ortakları olan Halim ve Akman ortakların özellikleri şuymuş. 5 parasız olmaları ve çok güzel İngilizce bilgisine sahip olmaları. Bakın yavaş yavaş tabela firmasından yola çıktım arkadaşlar. Halim ve Akman'la yoluma devam ettim. 5 parasız olmalar ama güzel İngilizceleri var arkadaşlar. Yani yiğidi öldür hakkını inkar etme misali. Halim ve Akman o zamanlar telex ve telefon ile pazarlamayı yapmaya çalışmaktadırlar. Şimdi bugünkü teknolojide imkanlar çok arkadaşlar. Alibaba'sı var, efendim neyi farklı e-ticaret siteleri var falan. O zamanlar işte 90'lı yılları kastediyorum arkadaşlar. Hadi veya 90'lı 95'li yılları kastediyorum. Hatta daha öncesini de diyebilirim. Ne yapıyor? Telex diye bir aletimiz vardı. Telex yani daktilonun elektronik şekli desem daha mantıklı olur. Ve bizim hatta kullandığımız WhatsApp'ın mekanize edilmiş şekli de desem yeridir. Yani daktiloda yazdığınız zaman aynı bilgiler karşı tarafa takır 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 yazılıyor bu şekilde. Halim ve Akman o zamanlar telex ile ve telefon ile pazarlama yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Dünyanın her tarafına oltayı atıyorlardı. Efendim biz şöyle ürün satıyoruz, böyle ürün satıyoruz. Akıllarına ne geliyorsa söylüyorlar. Yok ayçiçek yağı satıyoruz der, yok bakliyat satıyoruz der, yok nohut mercimek satıyoruz der, yok taş tuğla satıyoruz der. Yani satmadıkları da hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. İşte böylesinden korkacaksın. Ama böylesi kişileri de yani fazla uzağa gitmeyin arkadaşlar. Ben bankacılık hayatımda çok gördüm bunları. İşte tam çakal diyeceğim tipler bunlar.
Ve pazarlama stratejileri gayet açıktı. Halim'le Akman'ın kendilerini bulundukları durumdan çok farklı göstererek kurumsal bir firma izlenimini vermeye çalışmaktadırlar. Yani derler ya, burnundan kıl çektirmiyor. Aynen böyleler arkadaşlar. Dünya çeşitli ülkelerine pazarlama amaçlı tekliflerini gönderiyorlar. Telex gönderiyorlar. İşte biz bunu satıyoruz böyle. Amerika'ya gönderiyorlar. Afrika ülkelerine gönderiyorlar. Gerçi Afrika bizden aç. Ona bir telex, ona karşılığında 10 tane telex gelir. Aa, biz bunu istiyoruz. Ha, proforma fatura gönder, numune gönder, şu bu falan filan. Yani ben o ülkeleri de biliyorum. İşte Orta Doğu ülkeleri, yok efendim Türkiye Cumhuriyetleri falan filan, her tarafa bunlar oltayı sarkıtmış durumda. Nihayet bu pazarlama faaliyetlerine Mısır'da Mukim Bereketül Kahire diye bir firma, iyice Mısır firması cevap verir. Yani demek ki oltaya takılan biri olmuş arkadaşlar. Bereketül Kahire İyice firması verdiği cevapta bakliyat almaya istekli olduklarını ve bu konuda Han Limited, yani Han Dışişleri Limited şirketini kastediyorum, Mersin firması ile işbirliği içerisinde olmaktan memnunluk duyacaklarını belirtiyor. Güzel. O zaman bir tane alıcı çıktı arkadaşlar. Ne? Bakliyat almak istiyorum. Bakliyatı biliyorsun. Nohut, mercimek, fasulye falan, buna benzer şeyler. Ve ithalatçı firma ki Mısır'da Mukim Bereketül Kahire'ymiş. Bakalım. Han Dışişleri Limited şirketi firması için bulunmaz bir fırsat doğdu. Gerçekten bulunmaz bir fırsat doğdu. Niye? Zaten arkadaşlar ceplerinde bir kuruş yok bu adamların. Bakayım ne fırsatları yaratacaklar. Bunlar üstün zekalı demeyeyim de fırsattan fırsat yaratmasını bilen insanlardır. Ve Bereketül Kahire firması Han Dışişleri ile yaptığı yazışmalardan sonra Han Dışişleri firmasından 4 milyon dolar bakliyat alacağını, bahisle hemen akreditif açabileceğini yazmış. 4 milyon dolar bakliyat. Ya 4 milyon dolar bakliyat, nohut, mercimek, fasulyeden bahsediyorum arkadaşlar. Mersin limanından Mısır'a gidecek. Ne kadar, kaç konteyner mal yapar biliyor musun? Bu adamlar nereden bulacak bunu? Ceplerinde bir çay parası yok. Neyse bakalım, biz yeteri kadar reklamını yaptık bu Halim'le Akman'ın. Bereketül Kahire ile Han Dışişleri Limited şirketi firmalar arasında sözleşme yapılır. Sales Agreement dediğimiz alım-satım sözleşmesi ve akreditif için adım atılır. Tabi akreditif daima ithalatçı açtırıyor diye arkadaşlar, onu biliyorsunuz. Yani ilk başta da söylemiştim. İthalatçı akreditif açtırmak için ne yapacak? Bereketül Kahire kendi bankasına gidecek Mısır'da. Türkiye'deki Han Dışişleri Limited şirketinin çalıştığı bankaya akreditif açtıracak. Ve ithalatçının bankası olan National Bank of Egypt. National Bank of Egypt'i ben tanıtayım arkadaşlar. Benim bankacılık yıllarımda bu Mısır'ın iyi bankalarından biriydi. İyi bankalarından biriydi ve Mısır'ın bir numaralı bankalarından biriydi. Son derece güvenilirdi. Yani o zamanları bahsedeyim. Bir zamanlar kartaldı. Ama şimdi ne durumda? Onu Aysun'a sormalı. Aysun hala bankacı. İthalatçının bankası olan National Bank of Egypt Kahire Egypt üzerinden akreditifi ihracatçının bankası Karabank Mersin şubesine açar. Demek Telex ile National Bank of Egypt'e talimat veriyormuş. Bereketül Kahire firması National Bank of Egypt'e talimat veriyor. Bu akreditifi ihracatçının bankası Mersin'deki bankasına akreditifin açılmasını sağlıyor. İhracatçının bankası da Karabank Mersin şubesiymiş. Evet, Karabank Mersin diye bir banka yok ama ismini belirtmek istemediğim bir banka olduğu zaman Karabank oluyorum. Adı bende gizli. Akreditifin özetle detay şu şekildedir. Yani ben akreditiften pasajları, ilgili kısımları sizinle paylaşacağım. İthalatçı firma Bereketül Limited Kahire ve ihracatçı Han Limited, tutar 4 milyon dolar ve akreditif gayri kabili rücu teyitli ödeme uygun evrak karşılığı 2-3 gün içerisinde ödeme yapılacak. Yani Han Limited malı yükleyip evrakları tanzim ettiğinde, yani bankaya evrakları verdiğinde 4 milyon dolarlık evrağı, banka en geç ikinci iş gününden geç olmamak üzere parasını ne yapacak? İhracatçıya ödeyecek ve teyitli akreditif ve teyidini de Türkiye'deki banka Karabank teyidini ilave ediyor arkadaşlar. İşte Bereketül Limited Kahire
Hareket Limited Kahire ve National Bank of Egypt ve de Rambursman Banka Citibank ve Han Limited Mersin'de arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Bereket Limited Kahire'nin olduğunu paylaşıyorum sizinle ve Karabank Mersin Şubesi de Karabank Mersin Şubesi de Han Limited'in Türkiye'deki bankası. Yani ihracatçı ihracatçının bankası, ithalatçı ithalatçının bankası şeklinde size açıklıyorum. Ve de parayı ödeyecek banka Citibank, yani Rambursman Banka. Yani National Bank of Egypt'in dolar hesabının bulunduğu banka arkadaşlar. Firmanın ortakları olan Halim ve Akman hızlı aksiyon olmak durumundadır. Çünkü akreatif açıldı. Detayından bahsediyorum. Malı yükleyecekler, evrağı verecekler. Patlayacak 4 milyonu alacak. Oh, bundan daha mis gibi para mı olur ya? Zira akreatifteki vadeler süresi çok kısadır. Yani akreatif açıldı, yükleme vadesi çok kısa. Akreatif zaten anlattım arkadaşlar özetle. Akreatif koşullara uyduğundan parasını alasın. Koşullara uymuyorsan parasını alamazsın. Akreatifte yükleme vadesi içerisinde yani yüklemeyi yaparsın, evrağı hazırlarsın ve evrakları da evrak ibraz süresi içerisinde kalmak kaydıyla ne yaparsın? Bankaya verirsin. Banka da ne yapar? Bunu süratle makul bir süre içerisinde en geç 5 iş günü illa 5 iş günü evrağı bloke edecek diye bir kayıt yok. Hemen aynı günde evrakları kontrol edip gerektiğinde rambursmanı alır ve ihracatçıya öder. Gayri kabili rücut teyitli. Vadeler kısa derken yani bir an önce malın yükleyecek, evrakları hazırlayacak ve ne yapacak? Evrakları bankaya verecek. Ticari fatura konusunda sorun yoktu. Çünkü adamlar zaten sahteciliğe alışmış. Ne yapar? Sahte fatura düzenlediler. Sahte fatura. Ne yaptı? A4 kağıdını daktilo tıkır 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 bir fatura dediler. Commercial invoice. Yani orada bir sorun yoktu. Asıl sorun neredeydi? Deniz Konşimentosu'nda. O tarihlerde Deniz Konşimentosu'nu böyle daktiloda yazmak şu bu veya fotokopiyle çoğaltmak zordu arkadaşlar. O zamanki teknikle illaki bu matbaada basılıyordu ve de deniz nakliyat acentalarında bu konşimento bulunurdu. Orijinaller örneğin 80 gramaj kağıt ve de kopyalar da pelur kağıdı dediğimiz daha ince kağıt olurdu ve araya karbon kağıtlar konuldu ve daktiloda doldurulurdu. Şimdiki teknikte bilgisayarda dolduruluyor o. Onun yerine o zamanlar daktiloda doldurulurdu ve araya karbon kağıtlar konuldu ve 3 orijinal 3 suret olmak üzere daktilo yazdığımız zaman 6 suret çıkardık. 3'ü orijinal, 3'ü kopya. Orijinallere orijinal kaşesi basılıyordu ve kaşe imza basılıyordu. Nakliyeci firma tarafından kopyalara kaşe imza konulmuyordu. Kopya yani non-negotiable copy deniyordu ve kopyalar öyle anlaşılıyordu arkadaşlar. Asıl sorun deniz konşimentosunun işte deniz konşimentosunu bulmak zordu ama Allah hepsine akıl vermiş. Deniz konşimentosunun sahtesini o zaman tekniğiyle yapamıyorlardı Halim ve Akman. İşte deniz konşimentosu below lading diyor arkadaş. Yani bir şekilde deniz nakliyat ajantasından bu deniz konşimentosunun hazırlanıp ihracatçıya verilmesi gerekir. Tabi mal gerçekten yüklenmiş de deniz konşimentosunun nakliyeci firma hazırlar, verir. Yok mal yüklenmediyse olmayan bir malay bir deniz konşimentosu verir mi? Elbette verilmez. Bakın her şeyin bir çözümü vardı elbette. Nedir? O zamanlar arkadaşlar şimdi özelleştirmeye kurban gitti bu kamu kurumuydu. DB Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi diye bir deniz yolları vardı. Kamunundu, devletindi. Devlet bunu özelleştirmeyle sattı. Ondan sonra ismini değiştirdiler. Şimdi adı ne oldu ben de bilmiyorum. Ama ben hatırlıyorum DB Deniz Yolları Mersin'de, Antalya'da, İskenderun'da, İzmir'de, İstanbul'da, Samsun ve Trabzon'da şubeleri vardı. Bu DB Deniz Nakliyat'ın. Ve Mersin'den bahsediyoruz arkadaşlar. Bir öğle vakti. Niye öğle vakti? Herkes yemeğe gidiyor. Tabii ofiste kimse kalmıyor. Sadece ofiste bir nöbetçi kalır veya bir çaycı kalır veya bir sekreter kalır. Ondan dolayı bir öğle vakti diyorum. Halim DB Deniz Yolları'nın Mersin acentasına gider. Ve iyi bir sondaj yapıyor bu arada Halim. Öğlenleyin DB Deniz Nakliyat Ajantası'nda kim kalıyor? Ayşe mi, Fatma mı, Ahmet mi, Mehmet mi? Ona göre tavır alacak. Ve gidiyor. Bir tane sekreterimiz var orada. Yani bu konşimentolara da bakıyor. Halim yakışıklı. Güzel de İngilizceyi biliyor. Ve ne yapıyor? Tutuyor
sekretere kompliman üstüne kompliman, kompliman üstüne kompliman yapıyor. Yani olmayan şeyleri söylüyor, zavallı kızın kafasını da karıştırıyor. Ve komplimanlar havada uçuşur ve gördüğünüz gibi şaşıbeş olur kız, sekreter. Komplimanlar şaşkına dönen sekreter yakışıklı gencin teklifini kabul eder. Acaba Halim'in teklifi ne? Aklınıza gelen değil tabii. Şirketin kaşesinin bulunduğu tam takım boş deniz konşimentosunu sekreter alır, kaşeler, iğne kaşeler ve Halim'e verir. Halim'in istediği buydu işte. Halim'e verir. Halim'in istediği sadece buydu. Yoksa sekreterden yararlanayım, şu bu komplimanlar boşuna mı yapıldı? Ne diyordu? Bana 3 orijinal, 3 kopya olacak şekilde şirketin kaşesini bas, onu bana ver, imza işini ben hallederim diyordu. Ne yapıyordu? Kompliman, kompliman, kompliman. Kızın kafasını iyice karıştırdı ve kız da ne yaptı? Kendi hür iradesi dışında diyeceğim, artık kandırıldı, konşimentoyu verdi. Bundan gerisi kolay ya. Kompliman işin numara kısmıydı. Halim konşimentoyu alasıya kadar kıza kompliman yaptı. O da flört olduğunu düşündü zavallı kız. Ve boş konşimentolar alan Halim daha sonra ne yaptı? Kendi ofisine geldi. Artık devre deniz yollarında işi bitmişti onun. Ve ne yaptı? Konşimentoyu daktiloya taktı. Tek bir atımlık mermisi vardı. Yani hata yapmaması gerekiyordu. Daktiloya taktı. Karbonlara da taktı. Akreatif koşulları ne istiyorsa tuttu. Konşimentoyu o şekilde tıkır 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 daktiloda yazdı. Zaten kaşe vurulmuştu. Bir de sahte imzayı çaktı oraya. Ve konşimento numarası, gemi adı, konteyner numarası, gümrük mühür numarası, mallar, mallara ilişkin detaylar, şunlar, bunlar. Halim zaten bu işi gayet iyi biliyor ve her şeyi yazar. Ve konşimentoyu yazıp bitirdiği zaman, daktilodan çıkarttığınız zaman sanırsın ki gerçek bir mal yüklendi ve onun konşimentosunu DB Deniz Yolları vermiş gibi pırıl pırıl bir konşimento. Evet, konşimento aslında şeydi, doldurulmadan önce şeydi, yani sahte değildi ama doldurduktan sonra sahte olarak şey değerlendiriliyor. Ve daha sonra Halim konşimentoyu sahte olarak düzenledi, sahte imzayı çaktı. Sek dokümanlarından işte bir de faturayı da sahte olarak düzenledi. Hayır, bir de packing list varsa packing listi de sahte olarak, yani onu da düzenledi. Yani olmayan, göndermediği bir mala ait sek dokümanları, faturayı, konşimentoyu, packing listi ne yaptı? Her şeyi gerçek olmayan bir şekilde hazırladı. Ve bunları bir mektup ekinde kendi bankası Karabank'a ibraz etti. Yani ben malımı yükledim, buyurun Karabank dedi, evrakları verdi. Ve evraklar bankaya sunuldu. Ve banka belgeleri incelemek üzere ilgili departmana verdi. Yani önce muhabirat servisine verdi. Muhabirat servisi de belgeleri sayısal olarak kontrol etti. 3 orijinal konşimento, 3 kopya, efendim 2 de fatura, efendim 2 de packing list ve Halim'in verdiği talimat üzerinden de kontrol etti. Evraklar tamam. Ne yaptı? Akreditif servisine verdi evrakları ilgili departman derken. Ve belgeler incelenmek üzere ilgili departmana teslim edilir. Ve akreditif servisi Mersin şubesindeydi. O ikinci kattaydı. Ve amir bankada bulunan uzmanlar tarafından belgeler dikkatlice incelendi. Vesaikte problem yoktu. Vesaikte problem olacağını hiç düşünüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü koskoca Halim bu ya. Cin yani 10 defa akreatifteki tarafları cebinden çıkarttı. Yani konşimento yemiş yutmuş, İngilizcesi gayet iyi. Yani her şeyi sahte yapmakta üstattır. Ve vesaikte problemi yoktu. Gerek fatura, gerek konşimento, gerek packing list akreatifte istenen koşullara birebir uyuyordu. Ve daha sonra Karabank ne yaptı? İş rambursmana kaldı. Ve ne yaptı? Rambursmanı tuttu, Citibank'tan istedi, rambursmanı istedi ve ne yapar? Rambursman aldıktan sonra Halim'le Akman'a ödeyecekler bunu. Ve rambursman alındı, yani rambursman swift'i çekildi, telex'i çekildi, karşı banka derhal rambursmanı verdi ve elde edilen rambursman ihracatçıya ödendi. Yani rambursman alındıktan sonra artık ihracatçının bankasının, teyit bankasının yani Karabank'ın o rambursmanı ihracatçıya ödemesi gerekir. Zaten akreditifi cin gibi biliyor Halim ve Akman.
Çünkü evrağı verdiği zaman ne zaman parayı alacağını da gayet iyi biliyor. Böyle sinsi çakal gibi bankayı kolluyor ne yaptığını. Hadi paramı ver diyor bankaya. Ve Halim ile Akman akredit bedel olan 4 milyon doları alır ve daha sonra ne yapar? Yarı yarıya bölüşür. İki ortak değil miydi? Tabela şirketiydi. Yarı yarıya bölüştüler. Akman İngiltere'ye kaçtı. Kaçtı. Gitti demiyorum. Efendim Halim Dubai'ye gitti. Evet. Akman İngiltere'ye, Halim ise Dubai'ye aynı gün kaçarlar. Girerler demiyorum arkadaşlar dikkat ediyorsanız. Daha bu arada şimdi hemen her şeyi tarih sırasına göre, zaman sırasına göre anlatmakta yarar var. Onlar parayı aldıkları gibi bum, aynı akşam gittiler. Bu arada banka ne yaptı? Evrakları zarfa koydu. Yani Karabank tuttu evrakları National Bank of Egypt'e kargoyla gönderdi. Bu arada ihracatçının bankası Mersin Karabank bir yazı ekinde ne yaptı? Tuttu evrakları karşı bankaya gönderdi arkadaşlar. Tabii Mersin'den karşı bankaya evraklar ne oldu? Kuryeyle gönderdi. Hadi 2 gün, 3 gün içinde evraklar gitti arkadaşlar karşı bankaya. Ve belgeleri alan Amir Banka, National Bank of Egypt'ten bahsediyorum. Belgeleri alan Amir Banka ne yaptı? Tuttu kuryeyi açtı. Gerekli kontrolleri yaptı. Çünkü evrakları kontrol etmek hem ihracatçının bankasının hakkı hem de ithalatçının bankasının hakkı. Yani her iki taraf da bu evrakları kontrol etme yetkisine sahiptir. Yusuf 600 öyle diyor çünkü bize. Ve gerekli kontrollerini yaptıktan sonra ne yaptı? Karabank'a döndü dedi ki tamam dedi evraklarda bir problem yok. Evraklar kabulümüzdür dedi. Mehmet Aşık Yüz diyor ki hocam ihtiyaten Karabank gümrük beyannamesinin suretini istemeliydi diyor. Hayır, ne Yusuf'u 600'de böyle yazar ne de akreditifte şart olarak ileri sürmekten sonra gümrük beyannamesini istemesi çok da gerekmiyor. Ama ben Mehmet'ten şunu algılıyorum. İhtiyaten istese iyi olurdu diyor. İsteseydi ama istememiş. Yani zorunlu da değildi yani. Ve gerekli kontrolleri yaptıktan sonra vesaire ki National Bank of Egypt ithalatçıya verir. Evraklarda bir problem yok. İthalatçıya evrakları veriyor. Yani normal akreditteki prosesi yerine getirmiş oluyor. Hem Karabank bu akreditif incelemesinde doğruyu yaptığını düşünüyorum. Hem de National Bank of Egypt evrakları ithalatçıya veriyor ve İhracatçının Bankası'na da tamam teşekkür ediyorum diyor. Biz evrakları aldık, evraklarda bir problem yok demeye getiriyor. Vesaiki alan Bereketül Kahire iyice firması ordinosunu almak üzere ne yapıyor? Zaten Mersin'den Mısır'a gemi 3 günde gider. Tabii eğer gemi olsaydı, gerçekten mal yüklenmiş olsaydı, İskenderiye limanı, Aleksandriye limanına 3 günde mal giderdi. Tabii olsaydı. Ama gemi yok ortada. Yüklenen bir mal yok. Şimdi ne yaptı? Sahte konuşma dosyasını aldı Bereketül Kahire firması ve daha sonra ordinosunu almak üzere Aleksandriya'daki nakliyeci firmanın ofisine gider. Elbette ordinoyu almak için ne yapacak? Mersin'deki nakliyeci firmanın İskenderiye şubesindeki nakliyeci firmasına gidecek. Konşimento'yu verecek, ordinosunu alıyor olması gerekir. Nakliyeci firma DB Deniz Nakliyat Taş Aleksandriya ofisi kendisine ibraz eden konşimentoyu kendi kayıtlarından araştırır. Ya öncelikle kendi kayıtlarına bakar. Böyle bir konşimento zaten DB Deniz Yolları Mersin Şubesi tarafından düzenlenir düzenlenmez Aleksandriya Şubesi'ne de bilgi verilmesi gerekiyordu. Ve dolayısıyla kendisine fiziki olarak Aleksandriya'da bir konşimento ibraz edildiği zaman kendi kayıtlarıyla da bunu kontrol ediyor olması gerekir. O zaman bilgisayar varsa bilgisayar yoksa bir şekilde farklı veya Telex Advice ile bunu bilgilendirmesi gerekiyordu. Ve kendi kayıtlarını araştırır. Ha, bu işte bir tuhaflık var. Çünkü kendi kayıtlarında bulamıyor. Nakliyeci şirkete ibraz eden konşimentonun acente kayıtlarında yeri yoktu. İşte arkadaşlar zurnanın zırt dediği yere geldik. Nakliyeci firma ordino verecek ama ordino vermesi için konşimento kayıtlarına kendi kayıtlarında ulaşması gerekir. Yok. Mersin'den iletilmiş bir bilgi yok. Gerçekten böyle bir gemi var mı? Yok. Hep yok, yok, yok.
Ve DB Deniz Nakliyat Şirketi konsümasyon teyidini almak üzere ne yapıyor? Tutuyor Alexandria, tutuyor Mersin'i arıyor. Telefonla, telexle her neyse. İşte Mersin arkadaşlar. Mersin'i arıyor. Ancak Mersin ofislerinden gelen yanıt da olumsuz. Ne yapıyor? Alexandria ofisinden Mersin'e işte böyle böyle elimde bir konsümento var. Konsümento numarası, gemi adı bu. Efendim konteyner numaraları bu. Efendim şu kadar konteyner olduğu söyleniyor. Ben buna ordino vereceğim ama ordino vermem için diyorum. Bende bilgi yok. Siz bana bilgi göndermediniz mi diyor. Ve Mersin ofisleri de diyor ki biz böyle bir konsümentoyu tanzim etmedik diyor. Böyle bir konsümentoyu tanzim etmedik diyor. Böyle bir konsümentonun düzenlenmediğini, bu konsümentonun muhtemel sahte olduğunu bahisle ordino verilmemesini söyler. Elbette ordino veremez. O ordino verme. Ordino vermek demek Alexandria gümrüğünde bekleyen, liman sahasında bekleyen malların ithalatçıya teslimi için verilen bir belge anlamına gelir. Olmayan bir mal için ordino belgesi verilir mi? Verilmez. Yani gerçekten mal varsa ordino belgesi verilir ve ordino verilmemesini söylüyor. Ve sahte konsümanı diyor. Sahte. Sahte arkadaşlar. Ve İthalacı Bereketül Kahire sahte konsümanı lafını duyuyor. Şeyde Alexandria nakliyeci şirkette Alexandria'dan köpürüyor. Köpürüyor ve son derece sinirleniyor. 4 milyon dolar ya, 4 milyon dolar sahte konsümanı. Sahte konsümanın akıbetine olmayan bir mal için sahte konsümanı verildi demektir. Yani gümrükte böyle bir mal da yok, böyle bir gemi de yok, böyle bir mal Mersin'den de yola çıkmamış anlamıdır. Bu öyle anlaşılır. Etrafa tehditler savurdu, zarttır zorttur falan Arabiyan tehditler bunlar. Ve kendi bankasını ve ihracatçının bankası ile ihracatçı firmayı da dava edeceğini bahisle. Bakın kendi bankası National Bank of Egypt, Mersin'deki Karabank ve de ihracatçının kendisini yani kimi Akman'ın şirketini ne yapıyor? Dava edeceğini bahisle Interpol'e şikayette bulunacağını söylüyor. Oo, en üst perdeden şikayeti iletiyor. Interpol'a şikayet edeceğim diyor. Mısır polisi değil, Interpol'a şikayet edeceğim diyor. Evet, buyurun Interpol. Ve Bereketül Kahire firması gerekli davaları açar Interpol'e. Ve öncelikle ithalatçının bankası ile ihracatçının bankasına yani Mersin'in Karabank ile National Bank of Egypt'i ilk davada birinci sıraya koyar ve sahte konsümanı ödeme yaptığı için ve konsümanın sahte olup olmadığını araştırmadığı için bankaları suçluyor. İhracatçıya da ayrı bir dava açıyorlar. Niye? O sahte belgeyi sunduğu için. Uzun süren mahkeme ve soruşturma aşamasından sonra ICC'nin yani International Chamber of Commerce bu 600 sayılı broşürü çıkartan kurum zaten Uluslararası Ticaret Odaları zaten bir tahkime gidiyorlar orada. Tahkimde ICC'nin bilir kişiliğinden yararlanıyorlar. Yani bilir kişi olarak ICC yetkililerine soruyorlar. Yani sahte konsümantel ödeme yapıldı. Burada bankaların sorumluluğu var mı yok mu yoksa mahkemeler ki aynı değil her şeyi bilmez arkadaşlar. Mahkemeler ne yapar? Böyle bir davada bilir kişiye gider. Bilir kişi kim? ICC komitesidir. Evet. Ve ne yapar? Soruşturma aşamasından sonra ICC'nin bilir kişiliği sonucunda dava sonuçlanır. Çünkü ICC'nin verdiği bilgiler nihaidir arkadaşlar, nihaidir. Yani artık tartışmasız doğrudur. ICC ve mahkeme hem ithalatçının hem de ihracatçının bankasını haklı bulur. O ICC ve dolayısıyla mahkemeye şeylik yapıyordu, bilirkişilik yapıyordu. Hem ithalatçının hem de ihracatçının bankasını haklı bulur. National Bank of Egypt ile Karabank'ı haklı buluyor. Demek ki sahte konsümantayı ödeme yapmak bir şey gerektirmiyormuş arkadaşlar. Suç unsuru olmuyormuş. Ve bana verdiğiniz cevaplar arkadaşlar şimdi gözden geçirin. Kim bana ne cevap verdiğini biliyor. O soru cevaptan yazdınız ya arkadaşlar. Ben onların çoğunu da gözden kaçırdım, okumadım. Çünkü hepsi aynı cevaplardı. Cevap yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hatta az sonra da ICC'nin ilgili maddelerini ortaya koyacağım. Mahkemenin dayanağı şu arkadaşlar. Mahkeme. Yani ICC diyor ki şuna istinaden
bankalar haklıdır. Uniform Customer Practice for Documentary Credit broşürünü 600 sayılı broşür, 207 sayılı revizyon broşürün 600 sayılı broşür hükümleri gereğince ICC yani International Chamber of Commerce Article 34. Yani madde 34'e göre ithalatçının bankası, ihracatçının bankası sahte konsümentoda gerekli araştırmayı yapmaya gerek kalmaksızın yani evrakların kontrolünü yapmaya gerek kalmadan ödeme yaptıklarından dolayı orada haklı görülüyorlar. Şimdi 34. maddeyi okuyalım arkadaşlar. Artikel 34 şöyle diyor. Belgelerin geçerliliğine ilişkin sorumluluk üstlenilmemesi. Bir banka belgelerin şekli, yeterliği, doğruluğu, gerçek veya sahte olup olmadığını veya herhangi bir belgenin hukuki etkisi sonucu veya belgede şarta bağlanan veya o belgede sonradan eklenen genel veya özel şartlar da olsa hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmediği gibi herhangi bir belgenin temsil ettiği malları, hizmetin veya yapılan işin mevcut olup olmadığı veya tanımı, miktarı, ağırlığı, kalitesi, durumu, ambalajı, teslimi ve değerini ve malları gönderenin, taşımacının, navlun komisyoncusunun, alıcının veya malı sigorta ettirenin veya diğer herhangi bir kişinin iyi niyetine veya eylemine, ihmallerine, mali durumlarına, icraatına veya ticari itibarına ilişkin hiçbir yükümlülük ve sorumluluk üstlenmez. Buyurun arkadaşlar. 34 böyle diyor. Bankalara sunulan belgelerden, nakliyeciden, efendim bu belgenin gerçek olup olmadığından, şimdi bizi ilgilendiren kısımlarını ben söyleyeyim. Yok belge sunuldu karşılığında mal gerçekten yüklendi, yüklenmedi veya belge sahteydi şu bu. Bankalar hiçbir şekilde bunları araştırmakla yükümlü değillermiş. Madde 34 bunu söylüyor. Hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmezler diyor. Ve madde 34 belgelerin geçerliliğine ilişkin son cümle özetle bankalar belgelerin jandarması değildir diyor ICC. Ne oldu? İki banka toptaca attı arkadaşlar. Ortada kim kaldı? Güme giden Halim'le Akman kaldı. Bankalar yırttı paçayı. Neden dolayı? 34'ten dolayı. Şimdi arkadaşlar ithalatçıya gelelim. İthalatçı kendi kendine öttü. Ben bankaları mahkemeye vereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya anam babam. Sen tut Yusuf'u 600'ü okusaydın, Yusuf'u 600'de elbette 34. maddeyi okuyacaktın. 34. madde burada bankaları haklı buluyor. Bankalar diyor belgelerin gerçek olup olmadığını araştırmakla yükümlü değiller. Belge sahte de olsa diyor belgenin içindeki içerikler akreditif koşullarına uyuyorsa banka ödeme yapmakla sorumludur diyor. Ve banka ödemeye karşı ödeme konusunda ihracatçıya karşı asli borçlu konumunda olur. Belgenin sahte olup olmadığını bankalar araştırmaz. Üzerindeki imzaların temsil ve ilzama veya o kişileri, o kurumu sorumluluk altına sokmaya yetkili olup olmadıklarını bankalar araştırmakla yükümlü değillerdir diyor. Bu gerek konsümant olsun, gerek poliçe olsun, gerek diğer evraklar için hepsinde aynıdır arkadaşlar. Ve şöyle diyoruz, bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Şimdi ne oldu? İthalatçı firma bankalardan bir şey ütemedi arkadaşlar. Halim ve Akman 4 milyon dolar aldı, eyvallah dedi. Şimdi Interpol'e kimleri şikayet etmişti bu Bereket Ukahir'e? İthalatçının bankasını, ihracatçının bankasını ve de Han Dış Ticaret'i şikayet etmişti. Bankalar burada ne oldu? Takipsizlik kararı verildi. Yani hiçbir şekilde bankalar bundan sorumlu değildir dedi. Ve topun ağzında Han Dış Ticaret kaldı. Yani Interpol Han Dış Ticaret'i hala şey yapacak, arıyor olacak. Ve bu arada bir hatırlatma geçeyim size arkadaşlar. Akman ile Halim unutmadınız değil mi arkadaşlar? Hani biz her ne kadar burada madde 34'ü size rücu ettik falan filan. Ama Halim Akman'ı elbette anlatacağım size. Onu unutmadık, hemen anlatıyorum. Akman İngiltere'de olduğunu söylemiştim. Halim'in de Dubai'de bir iş kurduğunu söylemiştim. Veya o Dubai'ye gitti. 2 milyon dolar az para değil arkadaşlar. Adamı 10 defa hoplatır yerinden. Yani hele hele Dubai'deyse, Dubai dünyada yani serbest bölgesi çok fazla toleranslı ve dünyaya
gerçekten iş konusunda kafa tutan yerlerden bir tanesidir Dubai Serbest Bölge. Zira herkesin eline azımsanmayacak kadar çok para vardı arkadaşlar. İkişer milyon dolar. Ve 30 yıl boyunca Interpol Halim'i, Akman'ı aramış, aramış, aramış ama velakin bulamamış. Bu arada 30 yıl boyunca da Halim ve Akman çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar ve çalıştılar. Tabii neler yaptılar, neler yapmadılar bakacağız. 30 yılın sonunda zaman aşımı dolayısıyla dava düştü. Ve Interpol bunu da takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı. Olan Bereketül Limited Kahire'nin parasını oldu. Kandırıldı. Sahte konsümentoyla ve akreditifle. Akreditifin zayıf yönü var mı? Elbette var. Akreditifin arka kapısı var mı? Elbette var. Arkadaşlar ben akreditifi anlatırken sütten çıkmış ak kaşık demedim hiçbir zaman için. Siz benim akreditifi anlatırken o kara gözlükleri takıp size anlattığım zamanı yani inşallah başka bir akreditif eğitiminde de birlikte oluruz. Akreditifin ve zayıf karnının işte bunlar olduğunu söyledim. Akreditif mallarla değil sadece evraklarla ilgilenir. Ama evrağın sahte olup olmasından da asla bankalar sorumlu değiller. İşte bu yüzden akreditif ihracatçıyı daha fazla koruyor, ithalatçıyı pek fazla korumuyor. Yani nedeni. Ve 30 yılın sonunda ne oldu? Zaman aşımı oldu ve dava düştü arkadaşlar. Halim ve Akman ne oldu? Onu merak ediyor musunuz dedik arkadaşlar. Ya ben size sorayım ya arkadaşlar ne oldu? Halim ve Akman'a ne olmuş olabilir? Demet arkadaşım diyor ki zayıf nokta neydi? Bu riski nasıl elimine edebiliriz? Uzun bir eğitimde bunu söylemek isterdim arkadaşlar. Yani burada ithalatçı ne yapar? Kendi adamını Türkiye'ye gönderir, malın yüklenmesine gözlemcilik yapabilirdi diye düşünüyorum. Mustafa çalışır, gözlemci firma denetimini yaparak konteynerler, mühürler, mühür numarasını fotoğrafla ithalatçıya yönlendirirdi. Evet, bu olabilirdi. Ve burada Serdar da bence bir şey olmadı diyor. Olur mu ya? İkişer milyon dolar ya adamı kudurtur Serdar. Burcu Tandoğan başka suçtan girmişlerdir. Yok bir tane suç yetiyor onlara. Ve Mehmet pardon hızlı hızlı şeyler geliyor arkadaşlar. Şöyle hemen ben bakayım. Başka suçtan girmişlerdir diyor Burcu Tandoğan. Yok onlar bir defa bir suç işledi. Orada da köşeyi döndüler. Ve Muhammed keyfini sürdürdüler. İşlerini büyüttüler. Bence de öyledir diye düşünüyorum. Ve başka başarılı bir dolandırıcılık diyor. Evet İznur arkadaşım diyor ki iş adamı mı? Evet zaten business dedik. Orada ben şey yaptım ipucunu verdim. Serdar, hayır hayır, Halil'le Akman'a bir şey olmadı bence diyor. Evet, şimdi Faruk Kızgın arkadaşım ithalatçı gözetim firmasını ayarlasaydı sorun olmazdı. Evet, anam kız olsaydı bilmem ne olurdu ya benzedi. Bu da ama hani gerçekten olmazdı ama oldu arkadaşlar. Sonuçta oldu. Sonuçta buydu. Bunun önlemleri alınabilir miydi? Alınabilirdi elbette. Şimdi başka cevap var mıydı? Yok. O zaman denelim bakalım arkadaşlar. Şimdi Halim ve Akman iş adamı oldular arkadaşlar. İş adamı oldular. Çok para kazandılar. Çok para kazanınca şimdi şöyle söyleyeyim. Anlatıyorum size. Biri İngiltere'ye gitti, biri Dubai'de kaldı arkadaşlar. Ve de İngiltere'ye giden ne kadar para kazandı, ne yaptı çok da bilmiyorum arkadaşlar. Ama Dubai'ye giden Halim arkadaşlar 2 milyon dolarla mal alıp sattı, daha fazla para kazandı. Bir daha mal alıp sattı, daha fazla para kazandı. Şirket kurdu, bir daha şirket kurdu. Ondan sonra ne yaptı? Yanına Hindistanlıları aldı. Hindistanlılar Türklerden daha kıvrak zekalıdır, söyleyeyim size. Yani Türklere 10 defa külahını ters giydirirler. Yani biz şeytana külahını ters giydiririz ama onlar da bize külahını ters giydirir. Ve ucuz iş gücü ve gerçekten zekiler ne yaptılar? İkinci şirketine Hintlileri koydu firma. Farklı bir işe girişti ve daha sonra
İşte bakliyat işi şu bu falan filan derken 2 milyon, 5 milyon oldu, 5 milyon, 10 milyon, 10 milyon, 20 milyon oldu derken Halim orada güzel bir Amerikalı hatunla tanıştı. Amerikalı hatunla tanıştı. Uygundu. Halim de bekardı zaten. Ne yaptı? Tuttu bununla önce iş ilişkisi şu bu falan filan işle başladı. Ve baktı ki hatun Amerika'da babası tavuk ticareti yapıyor. Yani tavuk kesiyor ve tüm dünyaya dondurulmuş tavuk satıyor. Ve babasından tavuk aldılar. Birkaç konteyner parasını gönderdiler. Tekrar birkaç konteyner yani 10 konteyner aldılar parasını gönderdiler. Tavuk da iyi para etti. Daha sonra Halim kıza dedi ki işte aşk meşk falan filan aşkın gözü kör olsun işte böyle güçlüdür. Ne yaptı? Dedi ki ya şu babandan söyle, babana söyle sen de bize böyle parayı gönderip tavuk göndereceğine bizim malı gönderse ya mal mukabili olsa malı gönderse satsak ondan sonra biz parasını göndersek nasıl olur? Kız babasını ikna ediyor. Babacığım şöyledir, böyledir. Artık ben Halim'le evleneceğim şu bu falan filan derken babası 50 konteyner mal gönderiyor. 50'yi alıyorlar, satıyorlar, güzel para kazanıyorlar. 50 daha sonra ilerleyen zamanlar 100 konteyner, 100 konteyner, 150, 500 falan filan derken arkadaşlar 5 milyon dolar 10 oldu, 10, 20 oldu, 20, 100 oldu, 100, 500 milyon dolar oldu arkadaşlar. Ama nasıl? Bu Amerikalı hatun sayesinde biraz da oldu. Babası destek çıktı, farklı örneğin tavuk ticareti yaptılar. Efendim farklı iş kollarına girdiler, bakliyat işini büyüttüler, susam alıp sattılar falan filan derken birkaç şirket kurdular ve bu şirketlerde yüzü aşkın Hindistanlı çalıştı ve bu adam işini yani bu adam adeta ihya oldu arkadaşlar. Ve o tabii Halim bu Amerikalı kadınla evlendi. Amerikalı kadınla evlendi. Ne yapacaksınız? Elbette şimdi iş vardı, şu vardı, bu vardı. Ondan çocukları oldu falan filan derken tabii 30 yılın sonunda 30 yılın sonunda baktılar ki artık Interpol artık takipsizlik kararı verdi ve bu artık şeyi aramıyor. Ne Halim ne Akman'ı aramıyor ve Halim de döndü karısına ya hanım dedi yok benim gönlümdeki kişi sen değilsin dedi. Boşanalım dedi. Boşandılar. Türk filmi. Ve daha sonra ne oldu? Halim artık Türkiye'ye rahatlıkla gelip gidebildi. Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi, farklı yerlere gitti. Mal aldı, sattı, bankalar daha önce yasaklıydı ve bunlara kredi vermeye başladı. Ne oldu? Para bunun itibarına itibar kattı desem yeridir. Daha fazlasını söylemiyorum arkadaşlar ya. Daha fazlasını söylemiyorum. Ama gerçekten 2 milyon dolar 500 milyon dolar oldu desem yeridir. 2 milyon dolar bir mayaydı ve daha sonrasında çok ciddi anlamda çalışarak para kazandılar ve dünya ticaretinin büyük bir bölümünü ve Halim ne yaptı? Şirketleriyle işi götürdü arkadaşlar. Şirketleriyle işi götürdü. Ve artık devamı işte Türkiye'ye geldi gitti artık Türkiye'de bir sıkıntı yok. Karısından da ayrıldı. Ondan sonra ne oldu ne olmadı o bende kalsın arkadaşlar. Ve Akman İngiltere'de dedi ki Halim Dubai'de sonuç işte sonucu anlattım arkadaşlar son söz. Biz ticaret erbabı ve bankalar akreditif kurallarını, rezerv konularını yeterince biliyor muyuz? Akreditif kurallarını, USP 600'ü ve rezerv konularını, sözüm rezerve de arkadaşlar. Akreditifin ve olası rezervlerin tüm tarafların korkulu rüyası olmaya devam ettiğini söylemek asla şaşırtıcı değil. Eğer biz akreditif kurallarını bilmiyorsak hata yapacağız. Eğer akreditif kurallarını bilmeyip sürekli rezerv yiyorsak hata yapacağız. Bunun en baş nedeni eğitimsizlik. Ahmet böyle söyledi. Tamam, biz böyle yapalım. Mehmet böyle söyledi. Böyle mi? Ya arkadaşlar onların dediği değil. Açın okuyun USP 600'ü. Bilmiyorsanız eğitimini alın. Bir bilenle yolunuza devam edin. Akreditif uluslararasında gerçekten saygın ve güven duyulan bir ödeme şeklidir. Hata yapmadığınız sürece tadından yenmez. Hata yaparsanız zehir zembelektir size.
Ve daha fazla eğitim, daha fazla dikkat, daha fazla tecrübe sizi akreditif konusunda bir adım öteye taşıyacaktır. Evet arkadaşlar, Halim'i nasıl bir adım değil 10 adım öteye taşıdı? Niye? Halim nereden bildi? Akreditife vakıftı arkadaşlar. Açık kapısını da biliyordu çünkü. Ve arkadaşlar, şimdi 2 saatlik derse akreditif ancak bu kadar anlatabildiğim, akreditifin okur yazarlığı, vakalarla anlatımı ve size bunları anlatabildim. Ama yine bu hafta içerisinde farklı bir kuruma vakalarla akreditif eğitim var arkadaşlar.